Hayırlı akşamlar sevgili izleyenler, Kırmızı Masa'ya hoş geldiniz. Bu akşam çok farklı ve kıymetli bir misafirim var Kırmızı Masa'da. Yani yakın Türkiye tarihinin hafızası diyebileceğimiz bir isim ee, yazar, İlkov Başkanı Sayın Mehmet Pamak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayağınıza sağlık, çok Allah teşekkür Allah. ediyorum. Sağ ol. Mehmet Pamak, çeyrek asırdır benim bildiğim hiçbir televizyona çıkmıyor. Katılmadı. Ee, dolayısıyla bu akşam... 28 Şubat sürecinden sonra ilk kez bir ulusal kanala katılacak ve belki de çok önemli açıklamalar yapacak hatıraları konuşacağız. Sadece hatıraları değil tabii ki Mehmet Pamak demek bir birikim demek sevgili izleyenler bakın masamda kaç tane kitap var bilmiyorum ama bundan tamamını 15 15 kitap var 3 tane de getiremediniz yani galiba. Tarih, 15, 15. Dolayısıyla mesela kitaplarından biraz tanıtayım Türkiye'de ve bölgede sorunlarımız ve sorumluluklarımız kitabı. Günahın kişiyi kuşatması ve imana şirk bulaştırmak kitabı, yeni nesillere nasihatler, yeni nesillere büyüklere tavsiyeler kitabı, Kur'an'ı doğru anlamak ve yaşamak kitabı, Kur'an ve Sünnet'e göre Müslüman olalım çağrısını içeren kitap. Önemli bugün bunu da biraz konuşmaya çalışacağım. Kürt sorunu ve çözüm sürecine İslami bakış. Kürt meselesine İslami bakış, çözüm nasıl olur? Bunu da merak ediyorum açıkçası. Ve bu da tabu yıkan bir kitap. Kemalizm, laiklik, şehitlik meselesi çok tartışılıyor biliyorsunuz. Onu da konuşacağız yine. E, Kürt sorunu ve Müslümanlar. Kürt sorunu ve Müslümanlar. Bu mesele de çok önemli, can yakan bir mesele. Yine tağutu reddetmek ve laik partileşme sınavı. E, bu da gerçekten seküler düzeni yerden yere vuran bir eser diye düşünüyorum. Şeytan ve tuzaklarından korunmak çağımıza hitap ettiğini düşünüyorum. İslami kimliği savunma bugün artık birçokları komplekse giriyor. İslami kimlikten utanır hale gelmiş durumda. Bir sanıyorum bunlar son eserler yakında çıkan eserler. İzzeti yanlış yerde aramak birinci cilt. İzzeti yanlış yerde aramak ikinci cilt. O kadar dertliymiş ki Mehmet Pamak iki dev cilde sığdıramadı herhalde devam edecek. Dolayısıyla hakikaten hepsi birbirinden kıymetli araştırma, inceleme, dolu dolu eserler. Dolayısıyla bu kitapların yazarı ve yakın Türkiye tarihinin tanığı Sayın Mehmet Pamak, e, sadece İl Kav Başkanı değil, der Kurucusu işte MHP'nin, bugünkü MHP'nin geçmişteki ilk ismi olan e, Muhafazakar Parti'nin de kurucusu bir isim. 12 Eylül darbecilerinin Danışma Meclisinin seçtikleri bir isim ve aynı zamanda üst düzey bürokratlıkta yapmış bir isimden bahsediyoruz Mehmet Pamak. Bir e, milliyetçilikten İslamcılığa nasıl dönüşüm geçirdi? İslamcıydı. İşte değil. o dönemi de konuşacağız <laughs> kendisine. Hemen ben e, isterseniz şöyle başlamak istiyorum. Benim kayıtlarımda Mehmet Pamak 1950 Ezine doğumlu. Evet, değil mi? E, ama aslan ezilen misiniz? Nereden geldiniz? Nasıl oldu bu? Oradan başlayalım isterseniz. Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri yaratan ve karanlıklardan aydınlığa çıkararak hidayetiyle şereflendiren Rabbimize olsun Kur'an'ı doğru anlamak ve yaşamak konusunda onu hayatında ete kemiğe büründürerek bize güzel örneklik teşkil eden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, onun aline asabına ve onun yolundan tavizsiz biçimde istikameti koruyarak yürüyen tüm dünya Müslümanlarına salat ve selam olsun. Değerli dinleyicilerde de selamlarımı gönderiyorum. Ee, efendim, e, biz şöyle söyleyelim. Van Erciş e, ziyaret köyünde babam e, doğuyor. E, Söğütlü köyünde de annem doğuyor. E, ve... İki dedem de e, laikliğe karşı Kemalizme itiraz ediyorlar, laikliğe itiraz ediyorlar ve e, İslam şeriatının hükmetmesini istiyorlar. Kaç yılında? E, 1930'lu yıllar, 33'te de sürgün ediliyorlar. Hmm. Yani e, şeye Çanakkale'ye hatta o Zilan katliamı diye bilinen katliamda e, birçok yakınımız e, katlediliyor. E, i̇ki dedem e, İran'a kaçıyorlar. Mesela bir şey vereyim size ilginç. E, üç yaşındaki halam ve onun nenesi. E, 80 yaşında. Bu bir çocuktur, bir de yaşlıdır. İran'a götüremeyiz, evde kalsınlar diye köyde bırakıyorlar. Onlara bir şey yapmazlar diye. Ama bilahare evler basılıyor. Ve onlar da süngüyle paramparça ediyorlar. Üç yaşındaki e, halam ve Nenesi yani Zilan katliamından Zilan sonra. O, onu niye yapıyorlar peki? Zilan katliamı da işte isyan ettiğler diye. Tamam, şöyle. Şeriat talebiyle. Zilan katliya Zilan isyanına katıldıkları için mi? katıldıkları Katılmışlar için. Katılmışlar mı? Ka ka yani en azından itiraz etmişler ve şeriat istiyoruz demişler. Dedem rahmetli anlatırdı. Biz şeriat istedik. Şeriatla hükmedilsin. Allah'ın hükümleriyle hükmedilsin. İstedik derdi. Neticede. Onlar iki dede daha sonra işte Türkiye'ye dönüş oluyor ve oradan da sürgün ediyorlar Çanakkale'ye. Her bir köye bir tane aile veriliyor. Yani siz aslen Kürt mü? Hayır aslen Kürt'üz. Annem de anne dedem de baba dedem de annem ve babam da çocuk olarak şeye geliyorlar. Çanakkale'nin Ezine ilçesinin dedeleriniz buraya geliyor. Bunlar başı ve o zaman baban, babanız babam ve annem çocuk. Çocuk. Evet. Çanakkale'de Ezine'de her bir köye bir aile veriliyor asimle olsunlar diye. Peki bu onlar ailenin onlar tercihi tanışıp, mi? Onlar tanışıp kız alıyorlar. Şöyle ailenin tercihi mi yoksa devlet mi oraya gönderiyor? Devlet. Her bir köye bir aile yerleştiriyor. Ve oradan onlardan doğuyoruz. Biz o ikisi kız alıyorlar o iki aileden iki kişi annem ve babam evlendiriliyor ve biz de onlardan doğuyoruz. Buraya geliyorsunuz Ezine'ye yani. Ezine. Ezine'de doğuyoruz zaten biz. Evet o, orada e, şöyle e, annenizin ailesi de mi sürgün gelmiş? Tabii ikisi de iki dede ayrı ayrı hmm. aileleriyle sürgün ediyor. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim. Benim e, dedem e, sürgüne gönderilirken tek gönderiliyor önce... E, yürüyerek getiriliyor. 4 ay 3 ay geçiyor. Ya yani karakol karakola teslim ederek jandarmalar atlı dedem yürüyerek Van'dan buraya Van'dan Ezine'ye. E. E. Yani Türkiye'nin bir ucundan, bir, bir, ucundan. Ucuna. bir ucuna yürüyerek getiriliyor. Kaç geldiler acaba? Üç ay buldu diyorlar. 2 ay geçmiş. Hmm. Ondan sonra dedem tabii korkuyor. Gene onlara bir şey yaparlar diye kaçarak geri dönüyor. Döndükten sonra bu sefer dedemi tekrar yürüyerek getiriyorlar çocuklarını da kamyonlarla vesaireyle naklediyorlar. Onları da gönderiyorlar. Böylece e, mecburi iskan deniliyor ya ona mecburi iskan evet. tamını gereğince e, oraya yerleşti. Öyle peki sizin aile gibi çok sayıda vardır değil mi? Tabii böyle? çeşitli o bölgedeki e, köylere birer aile veriyorlar. Peki buraya geldiniz ama sonuçta yani aile dediniz buraya geldi ama e, devrimler uygulamaya devam ediyor değil Tabii. mi? Yani itirazlar sürüyor mu? Yani komuşturma falan? Yok artık ondan sonra e, orada asimilasyona terk ediyorlar o bölgede asibli olsun iste, isteniyor. Nitekim olmamış mıyım? Yani e, Müslüman, şeriat icraatı olan bir dedenin e, Kürt bir ailenin çocuğu e, Türkçülüğün lideri oluyor daha sonra. Evet, onu konuşacağız. Evet. Türkçülüğün lideri nasıl oldu oldu? Evet. Onu konuşacağız. Kürtçe biliyor musunuz? Kürtçe e, Hindikti sanım. O ne? E, zannım zannım. Ya yani az biliyorum. Hatta, ama babanız, anneniz biliyordur tabii ki. Tabii onlar bilirdi. Bak çok ilginç bir şey daha söyleyeyim anne min annesi Seyran Nine... bir 90 yaşına kadar yaşadı bir tek kelime Türkçe öğrenmedi direndi bütün komşu kadınları Kürtçe öğrendiler Seyran nene ile konuşabilmek için peki kılık kıyafetlerini giyebildiler mi Çanakkale'de yani tabii ki orlara pek şey olmadı müdahale olmadı ama çok böyle horlandılar, itildiler. Mesela ben kahve kahve önüne çıktığında çocukken Lan kuyruklu Kürt. Nerede lan senin kuyruğun? Tramvay mı çiğnedi gibi. Kim diyordu bunu? Köylü adamları. Yani biz de yaşlı kahveler ya tamam, Çocuklar adam. oynarken şaka yapabilir de büyük adamlar da mı diyorsun? Büyük adamlar yapıyor. Aa. Yani böyle şeyler yaşadık. Ama buna rağmen de Kürtçe olmadık. Çünkü dedem Kürtlükten dolayı sürüldük demez. Ve Kürt bir bilinç vermezdi. Şeriattan bahsederdi. Ve kitapları vardı. Bir kütüphanesi vardı. Okumuş bir insandı. ilmi olan bir insandı. Baştan böyle hor gören köylüler bir süre sonra çok sevdiler. Ahmet dededen fetva almaya başladılar. Ama demek ki hani o İslam ortak payda değil mi? İslam ortak Tabii, payda. Daha sonra bütün evet. köy imamları bile o çevre köyler imamları bile Ahmet dedemden fetva alırlardı. Hı. Hmm. Ee... Tabii o yıllarda Türkçe ezan okunuyor değil mi? Yani Türkçe ezan okunuyor. Şapka Yani okunuyor. o işte laiklikle, kemalizmle başlanan şeyler hızla sürüyor. Sürüyor, devam ediyor. Evet. Ee, siz de 1950'de dünyaya geliyorsunuz. Evet. Demokrat Parti'nin iktidara geldiği yıl. Evet. Doğuyorsunuz. Evet. Ee, bir 27 ilkokulu falan orada mı okuyacaksınız siz Çanakkale Ezine'de? İlkokulu işte Palarbaşında okuyorum köyde. Sonra Çanakkale Ortaokulu'na gidiyorum. Çanakkale'de ortaokul ve liseyi okuyup Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne kazanıp oraya gidiyorum. Siyasalı e, yani siyasalı e, bitiremiyorum. İstediğiniz bir fakülte miydi? E, tabii istediğim bir fakülteydi. Tercih ettim. Ama e, şey değildi. Yani e, bitiremedim. Son yılı Erzurum İşletme Fakültesi'ne nakletmek zorunda kaldım. Çünkü siyasalda esir alındım. Ko, e, solcu, komünist dediğimiz 1967'den o zaman. Gençler tarafında 69 70... Bir dakika. 70 yılında. Tamam. Siyasala giriş... 67. 67. Ee, kaç yıl... 2 sene mi okudunuz orada siyasalda? 3 sene okudum. 3 Üç sene. 3. senede... yılın hem de Ramazan ayı. Tabii gittim. öğrenci olayları var. Evet. Üniversitelerde değil mi? Evet. Sağ sol. Herkes birbirine esir alıyor, değişiyor bilmem ne. Ben de esir alındım ve işkence Siz, gördüm. Sizi niye esir? Kim alıyor? Yani mesela Ulus Gürkan'ın başında olduğu bir dernek vardı. Solcu bir dernek. Hı hı eee iş bilgiler fakültesi Öğrenci Derneği. O derneğin baskıları vardı bize. Siz ve siz siz bir derken solcu kimsiniz? gençler bizi çevirdiler. Silahları üzerime girdi. İntihar için gittim. Zaten derslere gidemiyorduk o yıllarda. İntihar için gittiğimde silahları çevirdiler. Götürdüler beni işkenceye aldılar. Peki siz kimsiniz? Yani niye sizinle uğraşıyorlar? Ülkücü ha tabii ki biz 1968 yılında ilk ülke ocağını Siyasal Bilgi de kurduk. Yani ülke ocakları yoktu o zaman. Yani Yılmaz Yalçıner vardı bilirsiniz. Evet. Siz gazetede yazdınız. Bizim gazetede ha. yazdı Allah rahmet eylesin. Yani şey Yılmaz Yalçıner'le birlikte biz ilk ülkü Bülteni diye bir şey çıkartıyorduk orada duvar gazetesi gibi. Sonra onu ülke ocağına çevirdik. İlk ülke ocağı böyle kuruldu. Şimdi ona devam edeceğim ama e, ilkokulu bitirdiniz. İlkokulda e, andımız var mıydı? Var tabii. Var okuyorsunuz. Tabii. Tü, Kürt çocuksunuz Türk Kürt ama Türk'üm diye bağırıyorsunuz. Yani işte orada bak kaç tane yalan söyletiyorlar. He. Bak Türk olmadığım halde Türk'üm dedirtiyorlar. Ona söyledik doğruyum diyor. Ya Türk'e <laughs> yalan söylettim. Doğruyum derken ikinci bir yalan. Doğru değilsin çünkü yalan söyledim. Evet. <laughs> ee, sonra e, e, Demokrat Parti iktidarı var. Ortaokulu da mı orada okudunuz? Ee, Ortaokul Çan Çanakkale'de. Çanakkale'de. Yani e, Sonra üniversite sınavına girdiniz zaten. Tabii. Darbe e, olduğunda siz e, 80 yılı mı? 1960 12 27 Mayıs 60. Ben Çanakkale'deyim. Onu hatırlıyor musunuz? Evet. Hatırlıyorum. Babam e, hapse atıldı. E, Demokrat Parti taraflısıydı. E, şeyler tabii CHP zulmünden sonra e, işte o zulmü görenler Demokrat Partili oldular. Evet. Ba, babam da onun önde gelenlerindendi. E, babam hapse atıldı. E, epey zulüm gördü. Bizler dışarıda e, babasız kaldık. Annem e, sürekli mahkemelere götürüldü. Hatta bir gün annemi savcılık şu kolda soruşturmaya başladı. Annem Kürtler gelip gidiyormuş. Annem onlarla bir Kürt devleti kurmaya çalışıyormuş. Düşünün bak bir aileyiz. <laughs> Ve böyle iftiralar yapıldı. Anacığım Allah rahmet eylesin çok zulüm gördü. Amcamlar aynı şekilde zulüm gördüler. O süreç öyle bir süreçti 60 itilali. A, e, tabii o zaman siz çocuksunuz tabii e, tam hatırlıyor musunuz halk arasında üzülenler mi çoktu e, sevinenler mi çoktu hatırlıyor musunuz vallahi o zaman yani biz neredeyse yalnız kalmıştık böyle çok az kalmıştık çünkü müthiş bir taraf değişikliği olmuştu e, hemen darbecilerin yanında askerler sokaklarda geziyor efendim hemen onların safında yer al varmıştı toplumun büyük kısmı evet eee 60 darbesi bitti sonra siz üniversite işte lisede bitti. Evet. Üniversiteyi kazandınız zaten e, geldik. O zaman 65'te çünkü sizin e, daha sonra katılacağınız Milliyetçi Hareket Çeliş, Çalışma Partisi e, hayat bulacak. Türkeş o zaman e, e, siyasete girecek ama... Önce Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi. Evet, sonradan MHP oldu. 69'da sonra isimli. İşte 69'da MHP, 69'da, 69'da işte 69'da MHP evet. oldu. Ama... Ülkü ocakları, ülkücülük diye bir kavram yok mu siz? Yok. O zaman MHP'nin gençlik kollu olarak önce irtibatlar başladı. Ee, Sadi Somuncuoğlu vardı. Ee, MHP'nin evet. genç kolları başkanıydı. O bizleri toparlardı. İşte Türkeş gelir sohbetler yapardı. Daha sonra biz ülkü bülteniyle ülke ocağıyla ülkü ocaklarını ocaklarında organizasyon. Ülkücülük, milliyetçilik nasıl ilginizi çekti? Bir, bir Şöyle Kürt diyelim. Bir olarak. Şimdi tabii. Kürt bilinci, Kürtçü bir bilinç almadık. Kürtlerde evet. Kürtlerin de Türk olduğuna inandık. İnandırdık. Aileniz kendilerini Türk olarak mı görüyordu? Yok, Kürt olarak. Yok, Kürt olarak. Kürtçe bir korkuyorlardı evet. zaten. Efendim şey, e, şey söyleyin adını e, ne, neyi sormuştunuz? Yani e, Türkçülük, milliyetçiliği nasıl ki? ne neden milliyetçilik? Ha, şimdi, ben siyasala gelince, evet solcu, sosyalist gençler bizimle ilgilenmeye başlar Üçüncü sınıftakiler falan. He. Yeni gelenlerle paylaşmışlar. Benimle ilgilenen de üçüncü sınıftan bir sosyalist gençti. Sinemaya götürüyor, tiyatroya götürüyor. İşte bana artı değer teorisini, Mars'ın teorilerini anlatıyor. Ve işte ben de köylü çocuğuyum. Emeğin sömürülmesini vs. Çünkü bir sürü doğru şey de anlatıyor. Sömürüye dair, adaletsizliklere dair. Bunlar şey ama ben beni tutan şu oldu ilginçtir. Alt Altyapı yok çünkü. Ya ama Kalmak demiş ki din insanları o afyondur. Sadece bu söz bak. Ya ama artık bir gün dedi ki ya farz et ki dememiş dedi. <laughs> ya demiş ama diyor. Ya beni bu tuttu ve dolayısıyla ben sosyalizme kaymadım. Yani ama evet. işte şey ülkücü çizgi ise içinde İslam'dan da çünkü bende İslam sevgisi var çocukluktan beri dededen gelen. İslam şeyi de var. Terenüme diyor, slogan da olsa. Dolayısıyla ben o yönden o tarafa doğru geçmiş oldum. Yani e, o arkadaş demek ki o sosyalist, Marksist sosyalist, arkadaş <laughs> Marks'ı da çok iyi okumamış. <laughs> ya, din afyondur der ama hemen altta da vicdansız dünyanın vicdanıdır der. Ve afyon olmadan da ameliyat yapamazsınız der. Yani acıları dindiren bir afyondur manasında <gülüyor> der <laughs> Marks <onu>. Gerçi <laughs> Marks bir başka <laughs> bakış açısıyla Marks'ın işte e, nitekim afyon halinde dönüştürülen bir din anlayışı da var. Yani gerçi, İnsanları hurafelerle uyutan. <laughs> öyle bir anlayış da, Evet Öyle, öyle anlayış. bir laf da ederler. Evet. Ee, şimdi e, siz artık Türkeş'i görüyorsunuz. İlk ne zaman gördünüz Türkeş'i? İşte o e, 68'lerde falan. Türkeş'in peki darbeye katıldığını biliyor musunuz? Biliyoruz. O zaman yani biliyorsunuz. Yani e, hatta babam bir gün beni aldı götürdü. Diyanet İşleri Başkan Vekili Yaşar Tunagür vardı. Evet. Dedi hocam dedi ya bu bizim oğlan dedi. Türk eşçi oluyor dedi ya. Ondan sonra buna bir şeyler anlat. Yaşar Tunagür de Türk eşin e, Türkçü olduğunu işte bir sürü kötüledi bana. E, Kürtlere de düşman olduğunu falan anlattı. E, git dedi Demirel'in yanında yer al. Bak önerdiği de bu yani. Diyanet İşleri Başkan Vekili. Git dedi Demirel'in yanında yer al. Demirel işte e, Abdest hizyana basmaz falan gibi böyle beni de İslami göstermeye çalıştı. Ben tabii bunları bil, tersini bildiğim için hiç bana etki etmedi. Ve biz öylece kaldık orada. Ee, siz öylece kaldınız. Sonra e, on, e, üniversite dediğiniz gibi 3. E, sınıfta gittiniz Erzurum'da İliş, işletme fakültesi evet. değil mi? Oral... Son sınıfı orada okudum. Son Üçü bitirdim. Son Sonra oldu. İstanbul Üniversitesi'nde bir yüksek lisans mı var, ne var? Şeyde İktisat Fakültesinde doktora tez çalışmam var. Doktorayı vermeden Sadece yüksek lisans kısmını bitirdim. Bitirdiniz. E, tam olarak ne olarak mezun olmuş oldunuz? İktisatçı mı oldunuz, ne oldunuz? Yani, Maliyeci mi oldunuz? Yani şey oldu. Sonra ben işte şeye girdim. Maliye sıra başladı. Gelirler Genel Müdürlüğü, Gelirler Kontrolörlüğü diye bir görev evet. şey var birimi var. Ben orada o imtihanı kazandım Kaç yılında. Ee, 1971'de. 71. Memurlar ee, kontrolörü oldum. Ee, şimdi peki dini tahsil noktasında çocuklukta Kur'an kursuna gitme şansınız, Kur'an-ı Kerim eğitimi alma şansınız oldu mu? Dedem e, tabii erken vefat etti. için biz çocuktuk. 8 yaşındaydım. E, beni e, ondan sonra o köyde hani hoca imam hocalar şey der, imam cami imamı Kur'an öğretir biliyorsunuz... Arapçasından okumayı... Ona gönderdi... Onu da takip edemedim... Öyle kaldı... Ben... Kur'an'ı Arapçasından okumayı bile... 37 yaşında kendi kendime... işte İslam'a yöneldikten sonra... Bir kaset vasıtasıyla... Arapçasından Kur'an okumayı öğrendim... Ee, babanız biliyordur herhalde Kur'an okumayı... Ya annem babam bilir tabi... Onlar daha şeyde... Evet. Van'da yetiştikleri için... Çocuklukları... Evet... Ee, Artık ülkücüsünüz. askere gitmediniz ama üniversite bitti. işe başladınız. Başladım. Askere ne zaman gideceksiniz? E, seks 70 e, 75 za diyorum. Şimdi Erbakan e, rahmetli 69'da bağımsız olarak seçiliyor Konya'dan. 71'de de Milli Nizam Partisini kuruyor. E, Erbakan'ı duyuyor musunuz? Ona ilgi duymuyor musunuz? E, er, biz o o yani ülkücü camia. Evet onlara şey bakardı. Yani dışı yeşil, içi kırmızı diye yani yeşil komünist. yeşil komünist gibi ve ecmain diye bir laf şey bir kelime kullanırlardı. Yani hatta ben de cuma namazı kılıyorum diye o zaman bana bile sen ecmain'sin falan gibi üstüme saldıranlar oluyordu. Peki ülkücü, ülkü ocakları, türkçeciler, mhp'liler cumaya gitmiyor muydu? Cuma'ya gidenler vardı ama azınlıktaydı bizim zamanımızda. Ee, yani e, mesela bir gün e, site yurdu diye bir yurt vardı Ankara'da. Şimdi Atatürk Öğrenci Yurdu galiba evet. adı. Üç blok halinde. Oraya işgal edip biz diğer yurtlara sokulmuyorduk. Biz ülkücüler oraya işgal edip ele geçirdik. E, i̇şgalden sonra oraların başkanı oldum ben. Fiili. Yani seçimle gelen değil de. Kaç yılında? E, 1969 olabilir. Hmm orayı ele geçirdik. Başkan oldum. Ee, şeyde kredi yurtlar kurumu da beni tanıdı. Ve e, işte hatta TRT'de bir programa çıkardılar. Solcularla beraber konuşturup yani arayı bulalım falan diye. Orayı e, ele geçirdiğimizde e, mesela Gestapo Orhan diye Silifke'li bir e, ülkücü vardı. Sürekli içerdi. Bir gün alkolü almış gene içmiş. E, beni böyle şeyde o boşlukta yurtların ortasında Üç kere el, seni dedi Allah'ını, dinini, imanını diye küfrederek eseri ecmain, seni geberteceğim diye üç kere sıktı. Ama ateş almadı elhamdülillah. Allah Allah. E, öyle, yani çünkü b, benim o İslami eğilimim bile bazıları, bütün ülkeciler değil. Bazıları, kuru Türkçü derdik biz onlara. Onlar Türklük yeter, İslam'a ne gerek var derdi. Bizim kanat ise Türk-İslam sentezi, Ahmet Arvasi çizgisi. Evet evet. Şimdi e, sevgili öğretmenim eğer hazırsa, 1 ee, ve 2 numaralı fotoğrafları yansıtabilir misin? 1 ve 2 numaralı. Ee, o zaman ülkücüler arasında bir Arvasiciler bir de Nihal Atsızcılar mı var? Evet. Nihal Atsızcılar derdik. Aslında onlar. Nihal Atsız'ın At bazı e, makalelerine baktığınız zaman Kemalizm eleştirisi var ve Cumhuriyeti 1950'den başlatıyor mesela. Yani Nihal Atsız'ın farklı konularda farklı yaklaşımları olabilir ama Türkçülük tezi evet. Bir... belirleyici. Şimdi şöyle soldaki resim sizin sizsiniz değil mi? Evet benim. 1975 herhalde. 75'te Çanakkale Yenice ilçesinde evet. ülke ocağında yaptığım bir konferans. Bu slogan kim belirledi? Kanımız Aksa'da zafer. Bu ilçesi. bizim işte İslam Türk İslam sentezi deyip Türklük gurur ve şuuru İslam ahlakı ve fazileti diyen ee, e ekibin sloganlarından biri de buydu. Evet. Kanımız Aksada zafer İslamı. Şimdi Ve o İslam'ı çok sevdiğim için evet. e mesela ben özellikle gittiğim yerlerde bunu astırdım arkama. Evet. E bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Mesela Türk Eşi kitabının evet. toplumculuk bölümünü ben yazdım. Hmm. E e ne diyeceğim? E toplumculuk, ekonomi vesaire e yani milli görüş yani milli ekonomi sistemi vesaire e ya e İslam'ın ekonomik bakışını bilmiyorum ki. Dolayısıyla o metni İslamlaştırabilmek için bol miktarda İslam kelimesi yerleştirip içine işte hepsinde büyük harfle yazmıştım. <laughs> Hiç unutmuyorum. Yani İslam'ı görürsün Türkiye bir şey dedi mi? Efendim? Bir şey dedi mi Türkiye? Türkiye okudu çok güzel olmuş dedi evet. ve yayınlandı. Şimdi sağdaki de ise 1927 Mayıs darbesinin hemen arkasından gazete küpürü sağdaki sağdaki evet. e, 27 Mayıs darbesinin hemen arkasından Albay darbeci o zamanki tabii ki Türkiye'nin Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda Son zamanlarda Anadolu'yu hiç dolaştınız mı? Çarşafın nasıl kapkara bir yangın halinde bütün yurdu sardığını gördünüz mü? Evvela ezanı Arapça okutmakla, ihanetle başladılar Demokrat Partililer için diyor. Hı. Türkçecilik bu millete Atatürk'ün en büyük, en faydalı hediyelerinden biriydi. Ee, ama bunlar evvela Ezan Arapça okutmakla, ihanetle başladılar. Ya, e, soruyor gazeteci ya Kur'an'ın Türkçeleştirilmesi teşebbüsleri sabıkların baltaladıkları bu teşebbüslere taraftar mısınız? Mutlaka Türk camiinde Türkçe Kur'an okunur Arapça değil gibi Türkçe ezanı ve Türkçe Kur'an'ı savunan ifadeleri var Türkeş'in ve Menderesleri de hani ilk işleri ezanı Arapça çevirmekle ihanetle başladılar diyor. Bu sözlerini yani mesela ülke ocaklarında gittiğiniz yıllarda biliyor muydunuz okumuş muydunuz? Yani Türkiye bir hatıramı anlatayım Hapisten çıktı 85. Ee, hepimizi topladı. Ee, ve e, bir yere toplandık. Bütün ülke ocağı başkanları, genç kolları başkanları da var. Ben 4-5. sıraya da oturuyorum. Böyle bir halka düşünün. Dışarıdan girdi. Birinin sıradakine merhaba. Merhaba, merhaba. Benimle karşılaştı. Selamun aleyküm dedi. Tekrar merhaba, merhaba, merhaba diye bitirdi. Dışarı çıktıktan sonra arkadaşlar diyor ki ya bizim baş bu da işi siyaseti iyi öğrenmiş. Sana, bize merhaba, sana selam aleyküm. Şimdi, yani evet. benimle muhatap olduğunda İslami söylemleri ortaya çıkartır. Mesela bir bazen arar. Mehmet kardeşim işte Mehmet biz bugün Cuma'yı filan yerde eda ettik. Siz nerede eda ettiniz filan derdi. yani Türkeş politikacı bir insandı. Siyasetin nasıl olacağını iyi bilirdi. ama laikliği içselleştirmiş insanda. Evet. Hatta bir şeyde mecliste bir konuşması var biliyorsunuz. 90'lı yılların başlarında dizan diyorum. İşte laikler şeriatçılığa karşı birleşmeliyiz. Ondan sonra Taksim'de bir laik diye lay, şeriatçılığa karşı laiklik bitiği gibi bir miting de yapılmıştı. Deniz Baykal'ın Türkiye'de evet. bir diğerlerinin ee, katıldığı. Türkeş vefatından 17 saat önce Amasya'da konuşmuştu. Son mitingini Amasya'da yapmıştı. Yani o zaman gazeteciydim. 97 97 olması lazım. Ee, orada mesela Erbakan'a seslenmişti. Sayın Erbakan bu ülkede eee laikliği sana yıktırmayacağız gibi hani. Yok yok laikliği bir şey var. Şimdi ya. bir video var. Sevgili yönetmenim o video hazırsa. Ama bu arada söyleyin hemen. Erdoğan da laikliği serleştirmiş birisi. Şimdi videoyu izleyelim. <laughs> Türkçeyle evet. ilgili bir video var. Evet. evet, bir hazırsa ona bir bakalım ülkücülük diyor efendim. E, İslamiyeti yaymak ve İslam birliğini kurmaktır. Biz bunu derhal müddettik. Kabul ettik. Ülkücülüğün dediğim şer süresi Türkiye'nin sınırlarıyla sınır. İslam birliğini yaymak, İslamiyeti yaymak, İslam birliğini kurmak diye bir hedefimiz yok. Yani İslam'ın kılıcı olmayı diyorsun. Hayır. Ülkücülük diyor efendim. E, İslamiyeti yaymak ve İslam birliğini kurmaktır. Biz bunu derhal reddettik, Kabul ettik. Ülkücülüğün dedik çerçevesi Türkiye'nin sınırlarıyla sınırlıdır. İslam birliğini yaymak. İslam'ı yani İslam birliğini İslam bir, bir hedefimiz yok. Bu video aslında Türkeş'in e, yani yakın zamandaki 90'lar yani çünkü burada bayağı bir yaşlı ha. hani genç bir videosu tabii, tabii. değil. E, bir söz daha duymuştum ben e, yine o, ama İslamcılık davasından 12 Eylül'de yargılanmış birisi. E, Türkeş'in sizin az önce gösterdiğiniz kanımız aksıda Zafer İslam'ın ve Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber sloganlarını 12 Eylül öncesi 78'lerde yasakladığını söylemişti. Doğru mudur bilmiyorum. Ben onu duymadım ama e, Türkiye bu akımdan rahatsız oluyordu. Yani o daha çok Türkçü e, fakat siyaseten de Türk İslam sentezinin kullanılmasını istiyordu. Mesela beni genel başkan olarak e, ısrar ederken de Mesela yazdığı el yazısıyla şeyler var. Ee, çevresindeki hani güvendiği kişilere. Mehmet pamak imanlı bir hemen, arkadaşımızdır diyor. Hemen onu verelim o zaman. Ee, sevgili yönetmenim 3 e, ve 4'ü verir misin? 3 ve 4 yan yana verirsen e, Mehmet Pamak Bey'in bahsettiği mektubu görelim. Ha. Birincisi sağ tarafta o mektup. Evet. Pamak imanlı iyi bir arkadaş. Evet, evet. Bu mektup doğru değil mi? Doğru. 1990. Muharrem Şevsi'ye yazıldı. 1983 tarihli bir tabii, mektup. Tabii tabii 26 Temmuz 1983 evet. tarihli. İşte yeni partiler kurulurken benim Ama genel başkan, başkan olmam önemli. Pek değerli ve sevgili oğlum diye başlıyor. Evet, şey işte Muharrem Şevsi'ye. Öyle mi hitap evet, ediyor ona? Tabii tabii. Ben oğullarına yazdığınızı merak yok. Zannediyordum. E, ha onunla da yazdığı mektup var ama bu Muharrem Şemsiye mi bilmiyor. bilmiyorum. Şimdi şöyle. Muharrem Şemsiye yazdığı mektup. Bu mektup var. normalde sevgili izleyenler şimdiye kadar hep sansürlü yayınlandı. Evet. Ama burada bir sansürsüz yayınlıyoruz. Mesela Mehmet Pamak ismi geçiyor bu mektupta. Pamak imanlı iyi bir arkadaşımızdır diyor. 1983'te diyor. O zaman Türkiye'de siyasi yasaklı. Evet. Hatta cezaevinde mi o zaman? Ben parti kurulurken ben içeride görüştüm. Evet. Yani pardon hapiste çıktı kalp rahatsızlığı geçirdi diye askeri hastanede özetim altında. Evet Asker, yok mevki hastanesi var askeri ha. hastane şeyde dış kapıda Ankara'da. Evet. Orada şey yapılıyor tutuluyor. Selim Kaptaroğlu vardı binbaşı evet. tabip şimdi MHP'nin önüne gelenlerinden. O binbaşı tabip Selim Kaptaroğlu onu gözetim altında tutuyordu. Beni aldı içeriye yanına o da bana yazarak e, konuşuyordu. Duyulması diye partiyi kur. Genel Başkan mutlaka sen olmalısın. Evet. Şimdi burada Hatta partinin ismini yazdı orada. Ya, Toplumcu Kurtuluş Partisi diye. Şimdi soldakinde de siz, siz Parti kurduktan sonra Muhafazakar Parti. Evet. Genel Başkan mısınız orada? Tabii genel başkanım. Ee, masada oturan beyaz elbiseli. Benim bir... evet. O sizsiniz. Evet. Yani. Ee, şimdi bu fotoğrafa yine geleceğiz. Bu fotoğraf önemli Muhafazakar Parti Başkanı olarak ama evet. mektupta Altını çizdiğimiz ilginç bir cümle daha var. Yani doğru mudur? Bu da çok tartışılıyor. Devlet Bahçeli MİT'tendir. Arkadaşlarımız MİT'ten uzak durmalı. Bunlara hiçbir e, hiç itimat etmemelidir. Şekli bir cümle var. Yani şöyle, Devlet Bahçeli'nin o irtibatı, e, derin devletle de irtibatı tabii sonradan, e, eskiden beri olduğu şeklinde biz de duyardık. E, Devlet Bahçeli e, Türkçü kanattandı. Ee, ve mesela bir gün e, bir asistan ülkücü bir çocuk sonra profesör falan oldu bir gün bana geldi o günlerde yani partiyi kurduktan sonraki günlerde e, benim İslam'a doğru yöneldiğim yıllarda da olabilir çünkü e, öyle olabilir e, devlet doçent akademide evet. o da asistan evet. abi de hani başörtü yasağı var insanlar içeriye e, alınmıyor başörtülüler kapıda önce müstahdemleri kullandılar. Sonra dediler ki asistanlar olsun seviye düşmesin. Asistanlar tutanak tutuyorlardı. Başörtülülere karşı tavır koyuyorlardı kapılarda. Mehmet de görevliymiş. Abi diyor bugün diyor, devlet bahçeli geldi. Kapıdan devlet abi geldi. Mehmet hayırdır ne bekliyorsun kapıda dedi bana. Ben de dedim ki dedi abi işte başörtülüleri kontrol için ve almamak için bizi koydular kapıya dedim diyor. Beni çekti bir kenara. Takım müsamaha etmedi diyor. Devlet önce milliyetçilerin üzerine gitti, solcuların üzerine gitti, sonra milliyetçilerin üzerine gitti. Şimdi Müslümanları, tabi İslamcıların diyor, üzerine gidiyor. Bu bizim meselemiz değil, onların meselesi. Müsamaha etme dedi. Bana diyor, abi dedim diyor, ya başörtülü bizim de bir sürü taraftarımız var, kardeşimiz var dedim diyor. Yani böyle bir hatıra da. Bu 12 Eylül öncesi mi, sonrası mı? Ee... Çünkü hocalık yaptı biliyorum devlet bahçeli. Tabi tabii 12 Eylül'den sonra. Evet. Tabii tabii. Yani başörtülere müsamaha göster. gösterme göster şeklinde. E, 28 Şubat sürecinde de Türk, biliyorsunuz Bahçeli bayağı katıydı. Evet. Tabii ]ydi. canım Çok işte e, e, evet. Şimdi şöyle e, siz 70'li yıllarda e, ülke ocaklarında böyle aktifsiniz. İlle hareket partisinde göreviniz var mı? Ne zaman dediniz? E, yani bu 75'li yıllarda. 76, evet. Yok ülke ocaklarında. Bir de bürokraside göreviniz varsa. O 80, 80 sonrası mı? 71'den sonra. 71 de. Ne 80 e kadar? kadar? 80'de ben Genel Müdür Yardımcısı olarak İstanbul'da geriler kontrolörü görevindeyken Evet. Ankara'ya gidiyorum 80'de. Ona ona geleceğim ama şunu merak ediyorum. Yani siz o bürokratlık yaparken Genel Müdür Yardımcısı değil mi? Genel Müdür Yardımcısı 80'den sonra. Tamam. Öncesi 71'den itibaren 80'e kadar geriler kontrolörü. Peki Memurken ülkücülük faaliyetlerini nasıl yapıyorsunuz? Tabii, ülkücü kadro diye bir dergi çıkartıyorduk mesela evet. o süreçte. O dergide yazıyorduk. Biraz Türkiye'nin bakanlarına falan o zaman iktidar falan oldular arada. Aga Oktay Güner gibi işte kişilere biz karşı çıkıyorduk. Tavır koyuyorduk. Her gün gazetesinde yazıyordum ben. Orada da muhalefet yapıyorduk. Efendim. Türkiyeş Türkeş biraz bize kızdığımızdı. işte sonra o ülkücü kadro dergisi olarak biz ee, şeyde bir toplantı yaptık. Eminönü'nde e, bir Konya lokantası vardı. Orada 70 yılında 76 yılında olabilir. Necip Fazıl Üstadı ve şeyi e, e, Ahmet Davutoğlu e, Molla Ahmet Davutoğlu'nu yani. Evet. Onu e, e, bir araya getirdik. Türkeş'le bir yemek verdik orada ülkücü kadro Dergisi olarak. Ve e, MHP MHP'ye destek vermeleri sağlandı. 77 seçimlerinde Necip Fazıl kısa kürek, MHP seçim otobüsü üzerinde şey yaptı. Çünkü Necip Fazıl kısa kürek, akıcılardan e, aradığını bulamadığını söylüyordu. Ülkücülerin daha aktif ceval gördüğünü söylüyordu. Öyle bir süreç. Ya şöyle e, Necip Fazıl kısa kürekle sizin tanışmanız oldu mu? Tabii 20, ben o sıralarda onun mali işlerde falan benim bir çalıştığım sirkeci'deydi. Onun da şey bürosu oradaydı. Gidip yardımcı olurdum e, ona. Beni çok severdi. E, Evladım, hatta sevgilim diye hitap ederdi efendim. E, Mehmet ve Ömer çocukları hizmet ederdi. E, hatta çok ilginç bir hatıra yaşamıştım. şey Ergün Göze gelmişti tercümandan. Ona bir teklif getirdi. Ya haftada bir birinci sayfada bir şey yazacak. Gerdanlık diye bir dörtlük yazacak. Onun karşılığında bir şeyler teklif etti. O gittikten sonra bana o, Ergün Göze hakkında öyle şeyler söyledi ki yani işte bu ilginç hatıralar yani Necip Fazıl'la öyle yakın Şimdi ilişkimiz vardı Necip, evet. Ankara'da ben danışma meclisindeyken beni arardı sürekli hapse atılacaklar 14 ay vatan dostu vahdetti kitabından cezası var hı hı. yaşı ilerlemiş ben içeride dayanamam sevgilim bir şeyler yap diyordu işte git kenar evrene söyle işte şeye söyle nedir o ee, kara Kuvvetleri komutanı o zaman ee, Eşref Akıncı de, e, değil de başka Neyse o beşliden bir tanesi ona git Kenan Evren yapmıyor tabii çok düşmanca davranıyordu ötekine söyle Kenan Evren e gitmişti yerine o bakıyordu kara kuvvetler komutanı ona git söyle o milliyetperver bir insandır şey yapar onlar da şey yapmadılar en sonunda o süreçte hapse atamadan vefat etti yani bir dakika evet. şimdi vatan dostu Vahdettin kitabı vardı. Necip Fazıl Kısaküre'yi. Bundan evet. dolayı 14 ay hapis 14 ay hap hap hapis. Ve o hapis borcuyla gitti. Bu hapis borcuyla gitti. Bu şey mi? Atatürk'e hakaretten mi yoksa başka bir suçtan mı? E tabi içine o da giriyor da daha çok evet. Vatan Testi va kitabında birçok unsur çıkarmışlar. Unsur çıkarmışlardı. Siz de o zaman meclistesiniz. Darbecilerin evet. meclisinde. Evet. Ee, sizi arıyor. Diyor ki beni kurtar. Ya kurtar diyor. Söyle diyor. Evreyle görüştüler. Yani o... hani o şey var yaştan dolayı. Evet. Ama hem hasta hem yaşlı yok ya affetmediler. Hmm, hapise girecekti yani. Girecekti vefat etti. Evet. Evet. Öl kurtul gibi bir şey oldu. Öyle bir şey oldu yani. Peki şimdi şöyle, e, ta, onu e, şunu da soracaktım. şimdi Necip Fazıl'ın e, Milli Selamet Partisi ve Akıncılar'dan ayrılması ile ilgili mesela e, ismini vermeyeyim ama o dönemi çok iyi bilen isimlerden birisi, MSP'de de daha sonraki partilerde de üst düzey görev almış birisi. İngiltere'deki DC10 uçak var. Bunu Necip Fazıl kendisi istiyor. Halledilmesini istiyor Erbakan Hoca'dan. Bunu halledilemiyor. Bir şey beceremediniz diyor. Kızıyor. Ve yani sırf bu uçak yüzünden öfkelendiği için MHP'ye gittiği. Onu bilmiyorum. Şeklinde evet. bir rivayette duymuştum. Onu bilmiyorum. Ee, ama bir ama şey... benim bildiğim onun e, arada tip ülkücü akıncı karışımı bir tip. Ve zaten İBDA CEC'lerde de o, o Peki, orta. Peki Türkeş Necip Fazıl'ı sindirebiliyor muydu? Çünkü İslamcı bir duruşu var Necip Fazıl'ın. Yani Necip Fazıl'ın şiiri Müslümandır gerçekten. <laughs> çok da takdir ederim. Şiiri İslami şeyi çok güçlüdür. Ama Necip Fazıl neticede Osmanlı kültürü, tasavvuf kültürünün karşımından meydan gelen bir din inanışına sahiptir. Yani ben o kadar yakınında oldum. Şirk içinde olmaya devam ettim. İslam'ın imanından haberdar olamadım. Olsaydı ona bana verirdi yani. Namazına gidiyor muydu bilginiz var mı? Nasıl? Ne, Necip Fazıl namaza gidiyor. Namaz kılıyor muydu? Onu görmedim. Hiç bilmiyorum. Ama bir gün e, Ayhan Songar'la şey beni bir yemeğe götürdüler. Ahmet Kabaklı. O yıllarda. 83'te falan. İlk defa hayatımda öyle bir yerde yemek yedim. E, İstanbul'un e, Taksim'inde o zaman tek bir otel var herhalde. Böyle self servis en üst katında yemek yeniyor. Ben servis servis falan ben köylü çocuğuyum. Evet. Yani <laughs> böyle bir vakti istediği kadar alıyorsun falan. İşte oturuyorsun, yiyorsun filan. O gün onlar Necip Fazıl'la ilgili hatıralarını paylaştılar. Ve beni de ben ülkücüyüm ama İslami sevgim çok yüksek. Evet. E yani İslam'a bağlı ama İslam'ı bilmiyorum. Bilmiyorum ama İslam'ı çok Kanımız aksa da zafer İslam'ın diyorum. Evet. Ama kanını akıtacağım. Şu İslam nedir desen, iman nedir desen, kitap nedir desen, Kur'an'da ne söylüyor, hangi iman esaslarını öneriyor, hangi amelleri yapmanı istiyor, hangilerini yasaklıyor bilmiyorum. Evet. Sadece bak beş vakit namazı bile ben 76'da başladım. 75'te o karımız aksa da Zafer İslam'ın yazı, yazıları altında konuşurken ben 5 vakit namaz bile kılmıyordum. Evet. O kıldığım zaman da yine İslam'ı bilmeden kıldım. Yani şeklen yatıp kalktım yani. Tam Necip Fazıl'la ilgili hatıralar anlatıyorlardı demiştin. Yani işte onlar o hatıralara girmeyeyim. Yani tamam. etse de vefat etmişim. Eyvallah yani. tamam. Şimdi şöyle e, en nihayetinde e, Türkiye özür dilerim evet. 80 darbesine doğru gidiyor. Siz bu arada yine ülkücülükte, MHP'likte işler yapıyorsunuz. Peki o çatışmalar var, sağ-sol çatışmaları var değil mi? Yani sağcılar, solcular... Tabii, tabii. Siz bu çatışmalara katıldınız mı hiç? Yani inanın benim o fıtri, İslami eğilimim beni şiddete bulaşmaktan hep alıkoydu. Mesela ben bir gün o site yurdunu işgal ettik dedim ya. Ele geçirdikten sonra bir solcuyu yakaladım. Onlar da bizimkileri yakaladığında bulundukları yerde... ...işte sorguya alıyorlar filan. Ben de sorguya aldım. Kazan daireleri var ya aşağıda, orada. O solcu çocuğa... ...konuş, ulan falan gibi... ...işte bir yumruk attım yani. Şuradan kansızdı. Ağlamaya başladı. Kucakladım, özür diledim. Gittim lavaboda elimle yüzünü yıkadım. <laughs> yani böyle merhametliydim yani. Ondan sonra... ...bıraktım gitti... Fakat o çocuk, bak dedim ki git burada bir daha karışma bu işlere. Ötekilerden de uzak dur. Evet. Ama o gidiyor siyasalı yurdunda bizim orada tanıdığı ülkücü bir çocuğu yakalatıp işkenceye aldırıyor. Yani onlar böyleydi. Biz böyle davranabilenlerimiz vardı ama bizde de şiddeti en ileri derecede kullanıp karşılıklı birbirini öldürmeler vardı. E, Mahir Çayan'la ilgili de hatıranız var galiba. Evet. Ben si siyasalın yurdundayken eee bir gün böyle dikiliyorum. Önüm, önümde de görevli müstahdemler var. Onlarla bir şey konuşuyorum. Bir tane bomba imal etmişler Mahir Çayanlar. Yani böyle adamlar yani biz en çok kahramanları mesela bu. Arkamdan geçerken o bombanın öldürme tesiri ben de denemek istiyorlar. Benim arkama bıraktı, kaçmaya çalıştı, ayağa tökezledi. Bomba elinde patladı. Ve Mahir Çayan 3 4 ay hastanede yattı ve zor kurtuldu ölümden. tabi Yani ben de, bari. ben de o patlayan şeyden talaşlar ayaklarıma saplandı. Demir talaşları filan. Öyle kurtuldum. Peki Mahir sizin özel bir husumeti ya işte var Ya işte o komünist yani biz o günkü ifadeyle biz ülkücü. Evet. Onlar göre faşist. Tanışıyorsunuz ama. tabi canım aynı okulda yurtta kalıyoruz. Aynı okulda okuyoruz. Deniz Gezmiş de bizim o yurtta kalıyordu. Deniz Gezmiş de hiç işte diyaloğunuz oldu. Yani bir gün mesela Deniz Gezmiş böyle geliyordu. Bizim de ülkücü bir arkadaş onun halasının oğluydu. İkimiz de böyle geçiyoruz. Deniz Gezmiş tam halasının oğlunun yanına geçer bir omuz vurdu. <laughs> Biz yere düştü falan. Ee, bu, bu, yurdu terk edeceksiniz diyor. Bak kendisi aslında siyasallı değil ama siyasal yurdunda kalıyor. Yani böyle... Deniz Gezmiş öğrenci olmadığı halde Tabi Tabii tabii. tabii. Yani Siyasanın yurda kalıyor. Siyasanın yurda kalıyor. Orta Doğu'da kaldı. Yani onun görevi militarizm. Yani sol militarizmi e, örgütlüyor. Peki o banka kaçırma, soyma, e, Amerikan... Onlar sonraki, sonraki işler, işler. Yani bizim işler, dışımızda yani. Sizin dışın dışınızdaki. Ya ama gezmişle böyle bir çatışmalı Böyle bir var şeyimiz var. Yani bizim yurtta kalıyordu. Yani benim o işkence yapıldığım günde de yani e, o solcuların e, bana söyledikleri şeyler e, böyle işte lan sen bir de Kürtsün falan filan gibi böyle daha çok düşman olmuşlar. ya nasıl Türkçülük -Türk yapıyorsun gibilerdir. Ben de diyorum ki Kürtler Türk değil mi diye, öyle işte hani kart kurt diye dağlarda yürürken ses çıkartırlarmış da Mehmet Öroz vardı bizim ülkücülerin içinde profesör. Evet. Mehmet Öroz'un şey tezleri Genelkurmay'da kurmayda yayınlanan kitaplar bu manada ya, ya halbuki yaratılışta Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Çingenesi hepsi eş değer ve saygı değerdir. Hepsi Allah'ın yarattığı ırklardır. Ve hiçbirisi birbirine karşı üstün veya aşağı değildir. Eyvallah. E, önemli olan e, takvadadır. Ülküncüne, peki ülkü teşkilatlarına, MHP'de ya Kürtlere nasıl bakılırdı yani? Yani mesela bir gün ben bir e, Van yani ülke ocakları yönetimini belirliyoruz. E, Ramiz Ongun e, başkanlığında ülke ocakları birliği toplandı. Ee, yeni yönetim verirken ben Erciş'li bir <laughs> çocuk vardı bir ülkücü. Onu teklif ettim yönetime. Ya o Kürt dediler. Benim Çanakkale'liyim diye kafaları a, da gelmiyor tam <laughs> Ondan sonra e, ben şaşırdım kaldım. Ya hani Kürtler de Türk diye dedim. <laughs> ya onu boşver sen dediler. Yani böyle bir samimi inanç yoktu öyle. Evet. Nitekim ee, devlet Bahçeli'de ben devlet yani parti genel başkanı yapıldığımda görevi kendisine verilsin bekliyordu. Verilmeyince Türkeş tarafından bütün Türkiye'ye dolaşıp Mehmet Pamak bir Kürttür. Türk Milliyetçi liderliği bir Kürt'e bırakılamaz diye propaganda yaptı. Kim yapmıştı onu? Devlet Bahçeli. Hı. Hayır bu, bu doğru tespit. Yani hakikaten bir Kürt'ün ne iş var orada? Doğru söylüyor da <laughs> ama onun amacı başka. Evet. Ben İslami kimliğimle bugün bunu doğru buluyorum. <laughs> evet. Şimdi o e şimdi 12 Eylül 12 Eylül öncesi çatışmalarda ben girmedim diyorsunuz değil mi? Yani siz yer ya ben sadece işte bir yurdun işgali, işte ülkücülerin kullanması. O, ama o 67 olayları. Evet, Ben 80 öncesi 12 Eylül 80 öncesinden bahsediyorum. 78 79. Ama ben şeyden sonra bürokrasiye geçtikten sonra zaten bunları dışınız. peki bu Amerikalı gemilerin go home protestosu vardı Dorma Bahçe'de. Evet. solcular protesto ediyordu. Hmm. sağcılar da Dendi ki Amerikan gemisine doğru namaz kıldılar falan dendi, kanlı pazar dendi. O olaylara katıldınız mı? Yok yok. Hiç. Peki, o olaylardan haberiniz var mıydı? Yani çok fazla e, içinde olmadım. Uzaktan takip Peki, ettim ben. Peki daha sonra filmi geriye sarıp baktığınızda bazıları diyor ya 12 Eylül öncesi işte sağ kesime de aynı silahı, aynı çevre veriyordu. Sollara, solculara da aynı çevre silah veriyordu. Yani o tip şeyler provokasyonlar olduğunu, iki tarafa da sızmaların olduğunu iki tarafın da tahrik edilip kullanıldığını ve sonradan da biliyorsunuz yani iti ite kırdırdık deyip, e, efendim e, böyle bir söylemin arkasına sığınılarak Sevgili öğretmenim, 13 numaralı fotoğrafı da verir misin? 13 Şimdi şöyle, çünkü o 12 Eylül öncesi sağ ve sol Yani evet. bu ülkenin çocukları da bence evet. ülkücüler de solcular da bu ülkenin çocuklarıydı. Evet. Bu ülkenin çocukları da karşı iki ideolojide toplayıp işlerine sızarak yönlendirdiler. Nasıl bugün işidin içine sızarak birçok Müslüman genci ölüme sürükledilerse, yanlış bir şey adına, yani İslam'a hiç yakışmayacak eylemleri yaptırdılarsa evet. aynı onun gibi ülkücüler solcuları da birbirine kırdırdılar. 12 Eylül'ün bahşeyini hazırladılar. E, sebeplerini hazırladılar. hazırladılar Zaten şey gelmemişti, darbeyi niye geciktirdiniz? Evet. Henüz olgunlaşmamıştı. Şartları olgunlaşmaktır evet. bekledik. Şimdi Alparslan Türkeş'in şöyle bir açıklaması var. Terörün kaynağı dıştadır. CIA hem sağa hem sola sızıyor. Yani bu, 12. bu doğru. Mesela Türkeş böyle bir laf ediyor. Ama gençleri de çekmiyor sokaktan. Şöyle yani e, Türkeş e, aynı zamanda o, o gençliğin o dinamizmini siyasi hareketi için kullanıyor. Yani ondan tamamen kopmuyor. Ama bir tarafta da bu gerçekleri en iyi Türkeş bilir. Çünkü Türkeş biliyorsunuz Türkiye'deki mitin kontrgerilla denilen veya işte şey... Beşinci kol faaliyetleriyle ilgili hat bölümlerde evet. bizzat kuranlardan birisidir. Evet. NATO almayı olarak. Amerika'da da eğitim gördük. Tabii tabii Amerika'da eğitim gördük tabii. Evet şimdi e, tamam sevgili öğretmenim bunu alabilirsiniz. Yani e, ama Erbakan rahmetli Erbakan'ın yani İslamcı gençliği, e, Akıncı gençliği sokağa salmaması da çok önemli başarı değil mi? Yani tabii ki o, 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 o şey, gerçi onlarda da bazı e, şeyler oldu. Efendim işte çatışmalara girenler oldu ama büyük ölçüde onlar onu tuttular. geçti. Peki o arada siz işte Decif evet. fazla da vurdunu kırdılı geçti istiyordu biraz. <laughs> Peki hani evet. siz ülkücüler, MHP'ler olarak ya bunlar işte çatışmaktan bile korkan adamlar gözüyle mi bakıyordunuz? Tabii. Ama şimdi bakın bir ilginçtir yani. şöyle bir şey yapılır. Ee, onlar e, katılmadılar, ülkücüler katıldılar ama ülkücüler de çok büyük bedeller ödediler. Yani onlar o bedeli ödemediler. E, onlar da 12 Eylül'de idama yargılandılar. Yani e, bir sürü binlerce arkadaşları da orada kaybettiler. Ama çatışmaya tabii, girdiler, tabii, kendileri tabii, de öldürdüler. Tabii. Yani yanlış bir yolda evet. bir sürü insan öldü yani. Evet yani bence bu Erbakan'ın o zaman da olayın başarısı karşında, diyebilirsiniz. Farkında tabii. olduğunu tabii. gösteriyor yani. Tabii. Yani en azından bu tip bir şey yöntem olarak benimsememesi kendi özel evet. şeyini koy, Peki, farklılaştırıyor. O sürece kadar 80'e kadar 1980'e kadar merhum Erbakan'la bir tanışıklığınız oldu mu? Benim Erbakan'la ilk görüşmem 83 yılında partiler kurulurken. Ona e, parti kurma meselesine geleceğiz. Ee, şimdi tabii siz 12 Eylül darbesi sormuş artık. Düdük çaldı. Darbede neredeydiniz tam olarak? Darbede ben Maliye Bakanlığı'nda genel, genel müdür yardımcısıydım. Darbe olunca meclisin yerde onlar geçti. Beş kişi. Orada yine bir hatıra anlatayım. ilginçtir evet. O beş kişi meclis oldular. Biz bürokratız ya. Yasaları, tasarları biz hazırlıyoruz. Meclise götürüyorlar bugün bürokratlar. Hani komisyonlarda görüşülüyor ya. Komisyonlar var yine. O beş kişi meclis. Onlara bağlı Mali İşler Komisyonu, Bütçe Komisyonu vesaire komisyonlar var. Anayasa Komisyonu falan gibi. O komisyonun Mali İşler Komisyonu'na, Bütçe Komisyonu'na biz tasarları götürüyoruz. Vergi tasarları vesaire. Götürüyoruz. Biz orada onları savunuyoruz. O beş kişi oturuyorlar böyle. E ortada kenar veren iki yanında iki tane, ikişer tane paşa. E i̇şte komisyonu da paşalar yönetiyor. E, baş kaynak vardı. Mali İşler Komisyonu başkanıydı. İki üç tane de e, yüzbaşı, binbaşı seviyesinde. Subaylar vardı komisyonda, bürokrasiden de kişiler vardı, öğretim üyelerinden vardı sivil. O komisyonda önce görüşülüyor, sonra da genel kurul dedikleri o beş kişiye getiriliyordu. Beş kişide kenar öden tek tek maddeleri okuyor, kabul edenler etmeyenler o dört kişi parmak kaldırıp indiriyor, yasa yapılıyordu. O çalışmalar sırasında genel baş kaynak, emirliyetçi, devletçi, efendim bu işleri de iyi biliyorum, tercüman gazetesinde, o zaman biliyorsunuz en büyük gazete He. orada yazıyorum ben haftada bir ee, efendim e, yani şeyim yani o kendi alanında iyiyim <laughs> e, beni dedi ki ya biz böyle bir meclis kuracağız sen de müracaat et dedi böylece ben Çanakkale'den müracaat ettim şimdi şöyle yapalım burada bir virgül koyalım önemli noktaya geldik ee, sevgili izleyenler Mehmet Pamak nasıl oldu da 12 Eylül darbecilerinin danışma meclisinde yer aldı. bugün aşırı İslamcı ya da kendine göre Müslüman diye tarif ettiği Aşağı. ihtida yönüne geçmiş bir isim. Ama o dönemde de mecliste de çok radikal konuşmaları olacak, tepki çeken konuşmaları, olay olan konuşmalar olacak. Onları da konuşacağız. Daha sonra bugünkü MHP'nin kurucu partisinin başkanı olacak. Daha sonra MSP Erbakan Recai Kutanla yolları kesişecek ama ayrılacak. Yani Yo, kurulurken evet. yolumuz kesişiyor. Bunları Ortak parti kurduk. Evet. Yani bu, bu detayları konuşacağız ama e, bir nefes alalım, kahvenizde tazeleyelim. <laughs> e, sevgili izleyenler kısa bir ara tekrar buradayız. Kırmızı Masa tüm hızıyla devam ediyor bu akşam. E, sevgili izleyenler önemli bir misafirim var. İl Kav Başkanı, Mazlum Der kurucusu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu genel başkanı diyebiliriz e, ve 12 Eylül darbecilerinin oluşturduğu mecliste bir anlamda görev almış bir isim yani yakın Türkiye tarihinin tanığı bir isim bu akşam bizlerle Sayın Mehmet Pamak e, 12 Eylül'e kadar gelmiştik e, 12 Eylül darbesi olmuştu oraya kadar geldik o meclis 12 Eylül darbecileri 160'tan fazla üyeli bir danışma meclisi oluşturmuşlardı. Bu bu meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi yerine geçen bir meclis miydi? Tabii tabii. Aynı yetkilere sahipti. Sahipti ve bu mecliste siz de Çanakkale e, meclis üye, üye olarak değil mi? Üyesi Çanakkale'de temsil eden 65 kişi müracaat etmişti. Evet. Bir kişi seçtiler. Yani bir Çanakkale Çanakkale kontenjanı bir kişi. O bir kişi pardon, bir kişilik kontenjanı var. Üç katını seçebiliyor valilik değerlendirme yapıyor. Üç katını gönderiyor. Üç kişiyi e, konseye gönderiyor. Konsey de onu bire indiriyor. Yani darbeci Milli Güvenlik Konseyi belirliyor. Tabii tabii. E, listeyi. Peki tabii. siz... yani o 65'ten 3'e indiriyor. Evet. ya yani kontenjanın 3 katı. Mesela İstanbul 10 tane ise kontenjan 30 kişi seç, gönderiyor konseye. Valilik onu Konsey ona, ona indiriyor. Valilik mi gönderiyor? Valilik. Peki sizin isminiz nasıl valiliğe gitti? Valiliğe şöyle... E, Bizim ülkücü bir arkadaşın Çanakkale'deki kolordu komutanı dayısıydı. Evet. çok yakın. Siyasal ülke da beraberdik. O arkadaş dayısına söyledi. Bir de şey de başta söylediğim ben maliye bakanlığında görevli oldum bir evet. bürokrat olarak zaten o konseyle ilişki içindeydik. Tasarıları biz hazırlayıp götürüyorduk. Onların yasalaşma sürecinde ilişkimiz vardı. Beni orada tanıyan Muzaffer Başkaynak Tuğral eee müracaat etmemi istedi ve şeyde de söyledi. bir de bir tane de genel kurmay Genelkurmay'da ülkücü. O da şeyin Kenan Evren'in sekreter yardımcısıydı. Evet. Yani Kenan Evren ona evladı gibi bakıyordu. Çok sevdiği birisiydi. Beni önerdiği için benim çıkışlarımdan sonra Kenan Evren onu tüm genel bile yapmadı, harcadı. O da pamuğa gösterin bana onu vuracağım diye bağırıyormuş. Hmm. Yani sen bana seçtirdin bu adamı gibilerden. Ona e, öyle bir tüm genel yapmayarak cezalandırdı. Ee, sizin isminizi valilik bu şekilde bildirdi Bu şekilde. Bildir de, e, e, üç, de, bak, üç kişi kimdi? Birisi Kenan Evren'in emekli bir organ arkadaşıydı. Birisi Profesör Süleyman Yalçın'dı. Birisi de Mehmet Pamak'tı. Çanakkale'den mi? Çanakkale'den gelen. Sonra biri indiren Mehmet Pamak'ı seçen konsey. Konsey, milli güvenlik konseyi. Konsey. Konsey. Peki sizi neye göre seçmişler? İşte de, dedim ya. Öğrendiniz ya, mi? Ya şey şöyle demiş mesela. Biz demiş, onu demiş. Hatratında var biraz da. Hatıratında Kenan Evren'in danışma üyelerini üyelerinden hiç kimse ayırmadı. İki sayfa kadar bana yer ayırmış. Seçti bize pişman etti bizi diye hmm. yazmış. Efendim bir yerde demiş ki biz onu maliyeci diye seçtik ilahiyatçı çıktı karşımıza. Siz ilahiyatçı da. mısınız ha, peki? Değilim maliyeciyim. Ha, biraz dindarsınız belki. Ya dindarım diye yani evet. ilahiyatçı çıktı karşımıza Anladım. diye. Anladım. Ee, girdiniz artık meclistesiniz. Yani neler yapıyorsunuz mecliste ne yapıyorsunuz? Meclise girdiğimde Uğur Mumcu Cumhuriyet'te aleyhime yazılar yazmaya başladı. Uğur Mumcu sizi tanıyor muydu? Yani diyor ki bu adam diyor ülkücü diyor işte birileri hapiste bunu işte şey aldılar meclise aldılar mhp'ler sonra da hapiste efendim önde gelenler Türkeş vesaire yani işte bunu oraya aldılar gibi böyle ihbar eden şeyler yazılar yazıyor ve suçlamalar yapıyor ben de Kürsü'den çıkıp türkçü milliyetçi konuşmalar yapıyorum o ya cevap veriyorum He. bütün meclis beni alkışlıyor meclisin en genciyim zaten en yaşlısı sabir bak en genci mehmet pamuk 31 yaşında efendim beni alkışlıyorlar. Ta ki 81 yılında zaten meclis oluştu biliyorsunuz. Evet. Bir iki ay sonraydı. ben başörtü konuşması yaptım. Ondan sonra bütün meclis yuh çekti sıra kapalarına vurdu. Yani Türk İslam sentezinin önce Türklükle ilgili bölümünde konuşmalarım alkışlandı. Baş tacı edildim. Çok sevildim Meclis'in en genci olarak. Ama İslam kararına sıra geldiğinde e, tesettür yasağı, başörtüsü yasağı imam hatiplerde geldi biliyorsunuz Keray Evren tarafından. Milliyetin Bakanı Genel Hasan evet. Sağlam e, Hasan Sağlam değil pardon. Genel neydi unuttum şimdi. Milliyetin Bakanı. E, bu arada 6 ve 9 numaralı fotoğrafları yansıtır mısın? Onları, şey, 6 ve 9. Mesela Milliyetin Bakanı istifaya çağırdı mecliste. Evet. Ya, i̇htilal dönemi, darbe dönemi. Yani o yönden... E, Siz şöyle, e, 12 Eylül öncesi İmam Hatipler'de falan e, yasak uygulanmıyor muydu? Baş Yok ilk ilk yasak o zaman geldi. 12 Eylül darbecileri mi getirdi? Darbeciler getirdi. Getirdi. Siz de 12 Eylül darbecilerinin seçtiği bir meclis delegası olarak başörtü kenar evrenini yasağını eleştiriyorsunuz. Düşünün bak çıkıyorum meclise Ahzab ve Nur suresi ayetlerini hatırlatıp Allah'ın farz emridir. Nasıl tesettür yasaklarsınız? Tıpkı evet. namaz gibi, hac gibi, oruç gibi farzdır. Şöyle demişsiniz Hı? gazetelere o zaman ya milli gazetede görüyorum, milliyette görüyorum. Bazı gazeteler var. Eee kendi vatanımızda çok haklı olan manevi değerlere uygun bir e, yasayı için mücadele vermek zorunda kalmanız, kalmamız ne hazin ne acı demiş başörtüsü dini bir emirdir. E, bale okulundaki yabancı kolejlerde öğrenciler istediği gibi giyiniyor demiştiniz. Dinimizin emrettiği gibi başımızı örtmemiz ilim yapmamıza engel değil şeklinde de başörtülü kızların da konuşması var. Sizi destekliyorlar. Siz e, Çanakkale Üyesi olarak e, mecliste böyle konuşuluyor ve medyada da yer alıyor. Ee, Şimdi ben e, bu ayetleri hatırlatıp Allah'ın farz emridir tıpkı namaz gibi, hac gibi, oruç gibi dediğimde yu sıra kapakları ve genel Eşref akıncılar bilmem işte profesör Hamza Eroğlu'lar kemanistler saldırdılar Türkiye'ye doğru. Başkan sahip olmak yeter diyor ben devam ediyorum hatta o şey kaset halinde vardı da bozulmamışsa gün 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 böyle sıra kapakları ondan sonra ben birden mecliste yalnızlaştım. Yani sizin... Türkçüler, milliyetçiler bile bak şey çok ilginç bir şey söyleyeyim. Zekeriya Beyaz ülkücülerin baştacıdır. Evet. Zekeriya Beyaz beni aradı. Sen nasıl böyle bir konuşma yapar generallerimize karşı çıkarsın. Senin başını bir umutta dağıtacaklar. Bak daha diğer birçokları beni yalnız bırak. Yani milliyetçiler bile mecliste birçok milliyetçi var şeyler mesela Abbas Gökçe var işte Bekir e, Daça var yani e, milli iş, yetçilerin abi diye baktıkları Fuat Azgur var hiçbirisi beni desteklemedi yani şunu diyorsunuz bir ulusalcılık, milliyetçilik, vatan bayrak, edebiyatı yaparken Yapa, alkışlıyorlar, alkışlıyorlar ama İslam'dan bahsettiğimde yük çektiler ben o zaman işte sorgulamaya başladım ya bu işte bir yanlışlık var sen nasıl oluyor Türk İslam sentezi ne sorgulamaya başlamam öyle başladı mecliste. Kaç yıl kaldınız öyle? 2 yıl. bir Yani 83'te bitti meclisi. Bu arada 8-10'u da yansıtalım. 8-10 arkasından da 11-12 8 ile 10, 11-12'de peş peşe yansıtırsanız mecliste bu şekilde konuşmalar yapıyorsunuz. Dahası önergeleriniz var değil mi? Önerileriniz var siz mecliste. Tabi. Mesela tasarı vermişsiniz. Devlet layık olur ama din layık olması beklenemez. Başörtüsünü az önceki meseleyle ilgili. Evet. Yine bir tasarınız var galiba. Din Dersleri, Diyanet İşleri Başkanlığı. Evet, o iki konuda evet. E, iyi bir çalışma yaptım. E, 10-15 tane de arkadaşı e, ikna ettim. E, bir, birer önerge hazırladık. Ve bu önergelere Din, Diyanet İş, şey, Din Görevleri Federasyonu Başkanı İsmail Coşar vardı o zaman. O, ya bu okuyucu İsmail Coşar değil. Evet. O kendisine dokuyucu İsmail Coşar derdi. O onunla ilişkilerimiz vardı bütün din görevlerini de organize ederek Türkiye çapında telgraflar çektirdim. Yani meclise Orhan Aldı kaçtı. Alayas Komisyonu Başkanı bir gün bir tomar telgrafla karşıma çıktı. Anlamış yani benim organize ettiğimi. Ya Pamak dedi, bari dedi her yerden aynı cümlelerle telgraf çekiliyor. Bütün Türkiye çapında bari cümleler değişseydi gibilerden. Öyle bir şey. Dedim ki yani şunu teklif ettik. Birisi, Diyanet Başkanlığı ee, İslam'ın e, hükümlerde göre faaliyetlerini yürütür. Kur'an ve sünnete göre faaliyetlerini yürütür yani. Bu mecliste çalışmamızla da herkes milletvekili olmayı istediği için girdi. Meclisteki tasarı da kabul edildi. Konseye gitti. Bu şekilde gitti. Bak ilk e, mecliste kabul edildi tasarı da böyle. Hüküm. Evet. Efendim birisi de e, din dersleri e, şeyden itibaren yani şöyle diyelim. İslami eğitim din değil. İslami eğitim ilkokulda itibaren zorunludur. Bunu da kabul ettirdik. Kabul edildi mecliste. Şeye gitti. Konseye gitti bu iki madde. Evet. Birisini din, kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi. Bak bizimki İslami eğitim çok farklı bir şey. bir Öteki din, kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi yaptılar. Bugün anayasada o var. Diğeri ise Diyanet İşleri Başkanlığı layıkliğe ilkesine göre faaliyetleri yürütür. Yani layık bir kurumdur. Böylece bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bugünkü anayasadaki tanımı layık bir kuruluş olduğuna, İslami bir kuruluş ve İslami ölçülerle faaliyet gösteremeyecek bir kuruluş olduğunun altını çizdiler. Ben bak onları kabul ettirdiğim halde o anayasa ret oy kullandım mecliste. Çünkü daha birçok şeyler var. Geniş bir anayasa raporu hazırladım. Neden reddediğimi. Ee, onu da yayınladım. Yani e, hatta şey e, bir gün Hürriyet'te bir yazı vardı. Yedi yiğit adam diye. O gün anayasaya reddemek önemliydi. Darbe meclisinde. Bu yedi kişi reddedi. Yedi kişilik Yani 164 kişilik mecliste. 160 kişilik mecliste. Evet. Yedi kişi ret oy kullandı. Bunlardan bir, biri de. Birisi senin. benim. Hem de bunları koydurdum halde. Kamer genç ...ret oyu kullanmıştı. O da mı Deniz Meclisi'ndeydi? Evet oradaydı. Kamer Genç'in kullandığı ret oydu, sonra da açıkladı. Ben bu İslami kelimeleri ...anayasaya girdi diye ret oyu kullanmıştım. Konseyin değişiklikten sonra... ...ret oyumu geri aldım. O bitti. Altıya düştük. Dört tanesi... ...işçi tepsisiydi. İşçi haklarında... ...geriye gidiş olmuştu. Ret oyu kullanmasalar işçi kesimi ayağa kalkacaktı. Onlar da onun için kullandılar. Bir tanesi de emekli albaydı Kenan Övren'le ters düşmüştü. Öyle Yani orada e, <laughs> bilinçli olarak ret kullanan tek kişi elhamdülillah bendim. Allah siz, da hidayetiyle şereflendirdi. Şimdi siz aslında bu önerilerinize 12 Eylül anayasası, o darbe anayasası için yaptınız. Tabii. Değil mi? Anayasa maddeleri için önemli. Anayasa maddesi oldu bunlar. Evet, oldu. Böyle girdi, böyle kabul edildi mecliste. Hı. Konsey son şeklini verirken Bunları değiştirdim ve de, bugün geçerli olan. Bir de şey var galiba. E, Allah'a, peygambere kutsal delil o yasa teklifi TCK'da değişiklik. <laughs> onu da ben teklif ettim. Yani yani Mustafa Kemal'e hakarete bile bu kadar ceza veriyorsunuz. Bu da yanlışken ya Mustafa Kemal'e eleştiriye bile hakaret deyip evet. ceza veriyorsunuz. Allah'a, dine küfredenler serbest dolaşıyor. Ya yani o günkü mantığımla ben Türk Ceza Kanunu'na bu konuda ...bir hüküm konmasını ve bu hakaretlerin de cezalandırılması gerektiğine dair bir teklif verdim. O da mecliste kabul edildi. Kenan Evren onaylamadı, kadık hale geldi. Sonra Anavatan İktidar zamanında bir başka milletvekili tekrarladı o teklifi ve kabul gerçekleşti. Evet. Yani şu ama anayasa değil mi? O dönemdeki oylamalara, halka sunulmasına da baktığınız zaman... yani. E, neredeyse herkesi evet demeye zorlandı halk yani. Nasıl bir zorlandı asılıyor? Ben bir de hayır şey yaptım. Düşünün bak. Çok ilginç. E, şeye gittim. Nurcular sabah gazetesi şey, Süleymancılar sabah gazetesi çıkarıyor. Onlara gittim. Onlar daha yürekli davrandılar. Benim raporumu yayınladılar manşetten. Anayasa Red. Şeye gittim. E, Türkiye gazetesi çevresine e, e, Hüseyin İlmi Işık'la da görüştüm. E, şeylerde görüştüm. E, şey, e, nedir o? o zamanki lider o damadı. Kimin damadı? Süleymancıların mı? Yok, Hüseyin Yılmışık'ın. Ya yani Türkiye gazetesi sahibi Enver Ören'e vesaire. Red oyu kullanmalarını, red çalışması yapmalarını söyledim. E, dinlemediler. Eee ya yaptılar. Türkiye gazetesi grubu evet mi dedi? Evet dedi. Sonra hayır. Dedi Milli dedi. gazeteye gittim. Milli gazeteler rica ettim. Milli gazetede bir kişi Abdülkadir diye bir yazar benim aleyhime yazı yazdı ve dedi ki bu adam kim? Bak beni ihbar ediyor. Ben bunu halbuki özel ziyaret ediyorum. Bu adam kim red çalışması yapıyor? Yani ilginç şeyler yaşıyor. Ama şu var. Az önceki haberlerde gördüm. Sizin sesini Milli Gazete'de sizin açıklamanızda yer Tabii o yerler... başörtüsü konuşmasında evet. öyle yaptılar. Ama sonraki şey de böyle. Sonra şimdi çok daha ilginci efendim e... Neyse siz sorun. şeyi merak ediyorum. Yani şimdi ııı e... Süleymancıların lideri Kemal Kacar'la mı görüşmüştünüz? Yok, şeyle Hüseyin Süleyman... Kumaş vardı. Efendim? Hüseyin Kumaş. Hüseyin Kumaş, o da önemli bir hatipleri onlar. Partiyi kurarken Kemal Kacar'la görüştüm. He. Yani partiyi kurarken bütün cemaatleri dolaştım. Süleymancı cemaati e, darbe anayasasına evet demedi mi? E, evet, en en azından benim o raporumu yayınladılar. Ha, şeyi anlatayım. Mehmet 40. diye Nurcuların bir lideri. Evet. Profesör Servet Armağan var. Evet. Onları çevresinde. İkisi bana geldiler. Dediler ki ne yapacağız bu anayasaya? Ne oy vereceğiz? Evet. Bir Müslüman bak ben o günkü kafamla ya İslam'ı bilmiyorum. İslam'ı seviyorum sadece. Evet. Cahiliye kafamla diyorum ki bir Müslüman bu anayasaya evet oyu veremez. Tamam dediler gittiler. Mehmet Kırkıcı Tercüman Gazetesi'nde evet kampanyası başlattı. Üç tane yazı yazdı arka arkaya. Bu arada her şeyi merak ettim. Şimdi iki, Fethullah Gülen. Fethullah Gülen'le hiçbir karşılaşmanız, görüşmeniz olmadı. 1900 benim Müslüman olduğumda şey onların ikinci üçüncü adamı. ismini bir hatırlayabilirseniz. Çok önde gelen şey bir. Abdullah Aymaz falan. Abdullah mı? Aymaz. He. Bana geldi. Müslüman olduğumuz ikinci yıl. 87 88 pardon. Bir i̇lk, ilk, ilk yıllar. He. 88. Dedi ki hoca efendinin selamı var. Mehmet Pamuk Bey bizim gazetede yazar mı? Yatsın. Ben de dedim ki, üç tane şart koştum. İşte bu şartlarıma uyarsanız yazar. Onlar da kabul ettiler. Öyle yazmaya başlar Ben çünkü İslami camiaya yeni girmişim ya, bilmiyorum kim kimdir. İslami evet. cemaat. Ee, Zaman gazetesinde Ali Bulaşlar, şunlar birçok fevmi korular, yazlar evet. yazıyorlar. Mehmet Pamuk da bir yazar olacak. Kabul ettim ve bir yıl yazdım. 89'a kadar. Evet. Ee, bir, çok ilginç bir hatıramı anlatayım. 89 içinde e, hac hacday, Hac'dayım veya Umre'deyim bilmiyorum. Efendim işte bir otelde toplantı yaptı Fetullah'ın adamları. E. Beni de çağırdılar. Ben de o zaman bir yazı yazmışım. E, o, o gazetede. Necip Fazıl'ın bir e, şeyine atıf yaparak. Onun bir sözü vardır. Hoşuma gider. E, kaleleri şey fare deliklerinden kale fethetmeye gidenler başarılı olamazlar kaleleri fethetmek için koç başlarıyla kape, kale kapılarına saldırmak lazım der. Ben bunu yaparak biz o zaman başörtüsü eylemleri yapıyoruz. O da başörtüsünü karşısına çıkıyor. Fethullah böyle açıklamalar yapıyor. Haber gönderiyorum, görüşmek istiyorum. Dilekçe vermemi istiyorlar. Ona bir köşe yazardınız. Fethullah'la görüşmek için dilekçe vermesin. Aa. Vermiyorum dilekçe ve görüşmüyorum dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına şeyden çölden bir bedevi geliyordu. Lap diye giriyordu huzurda. Sizin hocanıza ne oldu diye böyle. Ona o yazıyı yazdım. Kale, fare deliklerinden kale etmeye gidenler siz onlara benzer onlar gibi olursunuz. Bir işe yaramazsınız diye yazı yazmıştım. Sen bizi kastettin dediler o otelde. Sizi kastettim dedim. Mehmet Bey bil ki dedi hocaları. Şu anda binlerce koçbaşı yetiştiriyoruz. Bir gün gelecek bu binlerce koçbaşıyla kale kapılarında saldıracağız dediler. Ve o gün ya kuzgun leşe ya e, devlet başı olacak dediler. Eğer bu kafayla giderseniz dedim kuzgun leşlerin üzerinde dolaşır dedim. Ve neticede onlar hakikaten hazırlık yapıyorlarmış. O çıktı ortaya. E, ve 89. Tabii 89. Yani ondan sonra da bir daha ben yazıma müdahale ettiler. Ben de sözünüzde durmadı yazıyı kestim. Üç profesörü topladılar. Süleyman Yalçın, Nevzat Çaltıştaş, Sabahattin Zaim. Bunlar e, hakem yaptılar. İşte Mehmet Baba'nın son yazısı yayınlanmasın ama yazmaya devam etsin. Bu laş şey dedim ya. Yazmıyorum dedim. Çünkü epey baskı alıyorlardı, çok okuruyordu yazılarım. Çünkü it, ben Seyit Kutlu'dan besleniyorum o sırada. Onlar yazılarıma evet. yansıyor. İnsanlar aç böyle bir tevhidi anlayışı yansımasına. Öylece o bitti. Yani bir yıllık bir şeyim oldu, ilişkim oldu Anladım. ama kendisiyle görüşmedim. Çünkü dilekçe vermedim. Yani Gülen'le hiç görüşmediniz. Hiç görüşmediniz. E, 80 darbesi sırasında, 80 darbesi öncesinde e, bir görüşmeniz bir ya da mesela diyorlar ha, bir ya. kere 83 e, Kazan civarında bir ormanda o biliyorsun böyle ormanlarda Kazan, Ankara Kazan, Ankara kazanda gizli toplantılar yapmış, Gizliye bak. Şimdi beni de Diyanet İşleri başkanlığında daire başkanı olan bir arkadaş vardı tanıdık. Ya dedi böyle de hocaefendi efendi bir konuşma yapacakmış yani gizli e, nasıl gizliyse. O ara o sırada darbe ara, sürüyor işte. Arabey aranıyor bu. Aranıyor tabii. Evet. Aranıyor. Şimdi gittik oraya kardeş. Ya arkadaş, e, Mercedesler orman içine dolmuş. Hem de en lüks Mercedesler. Karabalık bu kalabalık Bir büyük sahra çadırı kurulmuş. Megafonla hitap ediyor. Gizliye bak. Giderken bize sivil, telsizli insanlar yol gösteriyorlar yolda. Şuraya gideceksiniz diye. Öyle gittik, katıldık. Oradan dönüş de ilginç yani. Tabii ben ya içindeyim ya o zaman. 83 yılı. Evet. Ee, adam ağlayıp anlatıyor ya. Ben de ağladım yani. Ondan sonra... İslam diyor işte sahabe aşkı, peygamber aşkı vesaire bir şeyler anlatıyor. Yağmur yağmaya başladı. Döndükten sonra diyorum ki ya diyorum adam ağladı anlattı. Biz ağladık dinledik. En sonunda dayanamadı gök ağladı diyorum. Yani böyle etkiliyor insanları ve orada pamuk eller cebe programı başladı. Bilmem çok büyük bir rakamlar toplandı. Hoca efendi adına şu diyenler, kendisi adına bunu diyenler büyük mevlalar toplandı. Öyle Adam açıktan yani bunu bakın darbe sürecinde sözüm ona aranıyor ama adam orada böyle dolaşıyor. Ama 28 Şubat'ta da biliyorsun darbecilere destek verdi. Evet şimdi e, o, o, şeyi atladık biz 12 Eylül öncesi bu ülkü, ülkücü camiadasınız siz teşkilatlarda MHP'de. Muhsin'le Muhsin Yazıcıoğlu'yla bir karşılaştık. Muhsin Yazıcıoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu e, hapisteydi çıktıktan sonra bir görüştük. Bana e, biz seni çok seviyoruz abi dedi. Onun İslami eğilimi daha yüksekti diğerlerine göre çok seviyoruz dedi ben de dedim inşallah kardeşim görüşürüz hatta şeydeydi bir gün Haydarbaş'ın bir toplantısında benim konuşmam vardı Haydar'dan sonra iki kişi konuşurdu birisi Aydın Menderes birisi de ben adam ne planlar yapıyorsa üzerimize efendim o, o konuşmadan sonraydı öyle bir ilişkimiz oldu sonra e, yeniden işte onlar Türkiye'den ayrışınca bir şeyimiz oldu ben onlara parti kurmayın İslami şeye yönelin diye önerdim. Parti kurdular. Bence en büyük yanlışı orada yaptılar. Ondan sonra birkaç kere haber gönderdim. Muhsin dedim bak ben Kur'anla, İslam'la, sünnetle, Resulullah'ın örnekliğiyle buluştum. Kur'an'ın merkezinde yer aldığı sahih dil anlayışını idrak etmeye yöneldim. Bunu sizle paylaşmak istiyorum. Bana bir gece ayır diye. Bir türlü o geceyi ayıramadı. görüşemedik. Sonra 97'ydi en son görüşmemiz. Ben böyle yürüyorum Ankara'da bir caddede. O da yürüyormuş. Kalabalığı içinde akıyoruz böyle. Birden birbirimize döndük. O abi falan sarıldı. Sarıldık ve aşağı kadar yürüdük. Yürürken Musin dedim. Bu parti parti işlerini bırak. Laik Demokratik partileşme Müslüman invanıyla bağdaşmaz. Kurtar kendini bundan. Bak oturalım bir konuşalım. Abi vaktim yok. Parti teşkilatları çok doluyor falan dedi. Tam ayrılırken Allah beni bu layık demokratik partileşme belasından kurtardı. Seni de kurtarsın diye dua ediyorum." dedim. öyle ayrıldık. Evet. Bir daha görmedim. Evet. Tabii Muhsin Yazıcıoğlu'nu diğer ülkücü ya da MHP'lilerden biraz tabii ayırmak lazım. Şöyle diyelim. İslami eğilimi yüksekti evet. ama tasavvufu aşamadı. Şimdi yani en son Harici Efendi'nin oğluna bağlıydı. Yani ne o şimdi Fevzettin diyebiliriz. Ya yani o Muhsin Yazıcıoğlu'nda bir tarikatı vardı yani. Tabii tabii oraya bağlıydı. Anladım. Eee Şeyi de merak ediyorum. Şimdi izleyiciler de dikkat, merak edecektir. Yahu Mehmet Pamak ta 67'lerden itibaren ülkücü gençliğin içinde hatta işte neredeyse kavgalar etmiş yurtlarda daha sonra ülkücü teşkilatta yer almış. Ee, ama 12 Eylül'de duvara yazı yazanlar bile tutuklanırken Mehmet Pamak tam tersine tutuklanmak yerine darbeciler tarafından meclise üye yapılmış. Yani Mehmet Pamak kim korudu Mehmet Pamak diye. Demin izah ettik ya. Yani, yani Maliye Bakanlığı'nda bürokrat, tasarlar görüşülüyor. Mecliste şey sonra ülkücü generaller vesile oluyorlar. Bir sürü ülkücü general var şu anda da. ya O gün de var. Ama o ülkücü generaller mesela... Ondan sonra de... o ülkücü generaller tamamen dışlandılar tüm genel birliğe tamam, dedim ya. ama o darbeyi şimdi sizi koruyanlar Türk diğer ülkücüleri koruyamaz mıydı? Ya anladım da yani beni koruma değil ki o. Sadece zaten kendisi müracaat etmiş müsait olan bir adamın seçilmesinde se sevdikleri bir adam nezdinde şahitlik yapıyorlar. Güvenli devletçi, yani şu da iyi... devletçi, milliyetçi bir adamdır diyorlar. Ya mesela sadece sizde değil bir de Bahçeli mesela. Bahçeli de hiçbir, hiçbir tutuklanması ifadesi falan yok galiba 12 Eylül'de. Yani ama bakın şu yönetimde olanlar tutuklandılar ya. Biz yönetim değiliz ki ben bürokrat. Olur mu? Ülkücü Mustafa ne ne oldu idam edilen falan Onlar bak onlar yani şeyde yani şiddete bulaşan kesim yargılıyorlar bir de partinin yönetimini yargılıyorlar. Yani partinin alt kademelerinde bir sürü insan var. Onların hepsi içeride değil ki. Yani Anadolu çapında bir sürü değil mi? O zaman 100 bin kişi Bahçeli de siz de sıradan bir partili değilsiniz ama. Ama yok ben partili değilim ki hiç olmadım. Ülkücü ben, olduğunuzu devlet ülkücü, bilmiyor mu? O, o, ama ülkücüler hepsi de tutuklanmadı ki. Ülkücülerin o gün yönetimde olanları. Yani ülkücü 100 bin insan var Türkiye'de. Yani beni, ben derin devletin adamı değilim. Korunmadım mı diyorsunuz? Yahu <laughs> bu gerçekten akıl alır gibi bir şey değil eğer öyle olsaydı o zaman şeydi hani söyle adını devlet bahçeli mitin adamıdır diyen Türkeş Mehmet Pamak imanlı bir kardeşimizdir derken bu da mitin adamıdır uzak durun derdi yani. İkincisi ama ki aynı, onu da en iyi o bilir. Ama aynı Türkeş hem mitin elemanıdır diye hem de daha sonra partiye genel sekreter yapıyor yardımcı falan yapıyor. İşte o zaman Muhsin'le çatıştılar Türkçülük boyutu olanları getirdi göreve. Musil'i harcayınca, Musil'den uzaklaşınca, İslami boyutu olanları harcayınca onları getirdi. Ee, ve Musil'i harcadı ona gelir sekreter yaptı. Ee, Muhsin de istifa etti, ayrıldı. Yani neticede yani e, ben bir kere Müslüman olmuşum ya. Artık geçmişini Allah siliyor ya. Tamam. Eğer benim böyle bir bağlantım olsaydı bugün onu da haykırır yerin dibine gömerdim. Eyvallah. Şimdi Mehmet'in şirk içerisinde olduğunu e, olduğu Mehmet Tamam'ın cahiliye döneminde aynı zamanda mitil adamıydı. <laughs> Yuh olsun derdim. Şimdi şey de <laughs> e, o mecliste sizin önerilerinizden biri galiba değil mi? Şey Atatürk milliyetçiliğinin anayasadan çıkarılması. Atatürk milliyetçiliğini koymayın dedim. Yani o, öyle bir mücadelem var. Yani Atatürk milliyetçiliği nasıl bir şey? Saçma sapan bir şey. Bir kere hani bir ırkın Ama milliyetçiliği milliyetçi olur. olarak buna evet, itiraz ediyorsunuz. Ben ediyorsun. teklif ettiğim de Türk milliyetçiliği olsun. İlla olacaksa anlamında. Ya Kürt olarak Türk milliyetçiliği. Yani, evet yani. <gülüyor> Atatürk <laughs> milliyetçiliği. Ben, ama ben o dönemde de Atatürkçülüğe hep karşıydım. Be, o dönemde Kemalist değil miydiniz? Değildim. Hiç olmadı. Hmm. İşte o Kemalist olanlar bugün de olmaya devam ediyorlar. Evet. CHP'ye yakın kanat siz diyelim. Bir. MHP evet. CHP'ye yakın kanat. Evet, çünkü gazetelere yansımış Pamak, Atatürk Milliyetçiliği döneminin çıkar, değilini Deyibini çıkarılmasını çıkarılması. istedi evet. diye. Anayasa görüşmelerinde 11 Ağustos 1982. Evet. Anayasa e, ama anayasada Atatürk Milliyetçiliği de var. Artı değiştirilemez maddeler de var. Yani değil mi? Değiştirilemez tabii tabii. Bu da var. değiştirilemez maddelerin içinde. Evet. Başlangıç. Bunlara itiraz ettiniz siz. Ben, zaman. ben hatta şunu teklif ettim. Yani işte o günkü kafaya İslam'ı bilmeyen bir evet. adam. Cahiliye dönemi. Ama İslam'ı seviyorum ya. İslam olsun her tarafında. Hani Türkeş'in konuşmasına İslam kelimelerini büyük harflerle yazıp İslamlaştırmaya çalıştığım gibi şirk anayasasına sırada İslam kelimelerini ne kadar sok sokarsam o kadar He. iyi bir şey yapacağım zannediyorum. Başlangıç kısmına şunu teklif ettim. Ee, Allah katındaki sorumluluklarını müdrik olan Türk milleti. Hani o Türk milletliğe giriyorlar ya. Allah katındaki sorumluluklarını müdrik olan Türk milleti diye bir başlangıç önerdim. Bunu da işte mecliste akaklar yakışmaz bu mecliste böyle bir teklif. Bilmem bağırıyor. Ben dedim ki İsviçre Anayasası Kadir Mutlak Allah'ın adıyla diye başlıyor dedim yani orada. Sen o zaman İsviçre'ye git diye bağırdılar. Ya bir zaman Rusya'ya git deniyordu da dedi. şimdi bu da İsviçre'ye gitti. Peki şimdi şöyle din dersi zorunlu oluyor. Tamam. Siz verdiğiniz gibi olmuyor ama sonuçta Erken din dersi. ama bu din dersi işte din kültürü. Tamam. İçinde Atatürkçülük de var. Her türlü şişik unsur da var. Var. Şimdi evet. e, buradan selam olsun Abdurrahman Dilipak'ta bir yazı kitap yazdı. Bu vardı. din benim dilimde. değil din evet. diye kitap Doğru. yazdı. Allah evet. selam Allah, olsun Allah selamet versin. Evet. Şimdi şu, şunu söyleyeceğim. Yani Gülen'in mesela az önce anlattınız ya Gülen'in arandığı halde vaazlar vermesi, konferanslar, yardımlar toplaması, tutuklanmaması eee işte din dersinin ne olursa olsun anayasaya girmesi, bazı tarikatların önünün açılması iddia edildiği gibi Amerika'nın bir yeşil kuşak projesi mi başladı 12 ile birlikte? Tabii ki yani neticede mesela Demirel'le Gündüz Sokak'ta bir görüşmemiz var. O 82'de anayasa yapılırken yani böyle sadece muhafazakar üyeler topluca Gündüz Sokak'ta evine gitmiştik. Mesela şunu dedi. Sakın dedi, bak dedi bu Kenan Evren ekibi dedi, din derslerini mecburi yapmaya çalışıyor dedi. Bunu oyunu bozun dedi, karşı çıkın dedi. Tam tersini yaptım ben de. Ama yani Demirel bile bunu istemiyordu. Sebebi de şu, bu ülkede inanan var, inanmayan var, bilmem ne falan gibi. kendisince bir takım şeyler getirip, Alevisi var, Sünnisi var, din dersleri mecburi olmasın, buna engelleyin demişti. Yani Kenan Evren ve arkadaşları bir nevi Türk-İslam sentezini, Türkiye hani diyordu ya şey pardon Türkiye'nin bir bakanı mahkemede diyordu ya işte kendisi içeride fikri iktidarda olan bir evet. partiyiz. Hakikaten Kenan Evren onları ideal olan birçok şey gerçekleştirdi. Evet. Yani bu manasıyla. Abdullah Çatlı ile hiç karşılaşmanız falan oldu. Hiç olmadı ilişkim. Peki sizce mesela... Ama onun benimle ilgili bir şiir yazdığı var. Ha. Yani beni öven bir şiir yazmış o zaman. Çatlı sizi seviyordu Çat, yani. Sevmiş çünkü ülkücü bir kişi. E ben de ülkücülük olarak yaptığım şeylerden dolayı. Onu keylül öncesi mi? Sonrası. Çatlı zaman. ne zaman vefat etti? 96'da. İşte tamam. Benim bu şeyde mecliste yaptığım çalışmalardan sonra. Ee, şöyle peki, peki Türkiye'de kontrgerilla özel harp dairesi işte JITEM falan bir sürü karanlık şeyden bahsediyor. Derin devlet derler. Yani siz Böyle bir şey koku mecliste orada Türkeş'ten falan hiç duydunuz mu? Yani böyle bir endişeniz oldu. Var mı gerçekten? Türkiye'de böyle bir şey oldu mu yani? Yani benim ilginçtir. O zaman da Müslüman olduktan sonra da e, yeni MİT başkanı işi söylüyorum bunu. Mesela onun Müslümanlarla bir sürü yolları kesişmiş. İlginç yani. Bu mitle ilgili kesimler benden fevşöf fev kaçıyorlar. Hiç yolumuz kesişmedi yani MIT'te olanların bana karşı böyle bir şey var. Hatta bir gün Mazlumlar yönetiminde bir arkadaş geldi dedi ki bugün bana MIT'ten iki kişi geldiler. dediler ki Mehmet Poma söyle onu faili meçhul cinayette yok ederiz. Yani hani biz tabii Kürt sorunuyla falan ilgileniyoruz. İnsan hakları ihlallerine karşı çıkıyoruz. bizim kuruluş dönemimiz tevhidi ilkelere uygun bir mazlum derdi. Bir sonra de, da mazlum der saptı savruldu. 1991'de tabii. De mazlum der kurulduktan sonra diyorsun. Tabii tabii. Evet. O zaman böyle bir bak o zaman bile bana böyle haber gönderip onu faili meçhul de yok ederiz dediler. Ben de bunu bir basın toplantısı yaparak duyurmak istedim. Evet. O arkadaş kapıyı çarparak ben böyle bir şey söylemedim diye kalktı yürüdü. Yönetimden iki kişi daha. Ama bana da söyledin abi. Ama bana da söyledin abi dedi. Yani böyle bir olay da gerçekleşti. Yani bizi benim telefonumu ararlar, o süreçte gene. Oğlum çıkar, o babana söyle, onu nerede bulursa geberteceğiz. Hakaret ederek cümleler kuruyorlar, ben burada söyleyemiyorum. Evet. Ona söyle, babam çok... çok 90'lı yıllarda mı? 90'lı yıllarda. Evet. Mazlum der, evet. ilk kav, şey, mazlum der, başkan olduğu sırada onu geberteceğiz. Bunu söyleyenler, bak, evet. Bak, telefonu şikayet ettim. E, Telefonum rahatsız ediyor diye. PTT dedi ki bize bildirin kapatın telefonunuzu. Ya açık bırakın pardon bir daha rahatsız edilirse açık bırakın dinleyecekler. Dinlemişler. Ya tespit etmişler. Evet. Ben dedim tespit ettik, ettik dediler. Peki dedim bana sana bildiremeyiz savcılığa veririz sen savcılıktan öğrenebilirsin ancak. Savcılığı arıyorum savcılık şey bildir, bir şey tespit yapılamamıştır diye karar verdi. Sonra PT'de de müfettiş bir arkadaşım vardı. Onu aradım. Abi öğrendik dedi. Genel Kurmay Santral dedi. Gizlemişler Genel Kurmay Santral Bildirmediler. Yani böylesine yıllardır Genel Kurmay kökenli, MIT kökenli tehditler alan, ölüm tehditleri alan, bunu da evet. ifşa eden bir adam. Şimdi şöyle ee, bu meseleleri biraz konuştuk da ee, Sevgili öğretmenim şu fotoğrafı bir daha verir misin? Ee, o da şu. Ee, üç numaralı fotoğraf. Üç numaralı fotoğrafı bir yansıtır mısın? Sadece üç numaralı fotoğraf. Şimdi bu fotoğraf e, sizin genel başkan olduğunuz fotoğraf. Yani 12 Eylül darbesi evet. e, darbe e, artık şey, anayasası yapılmış. O partiler kuruldu orası evet. önemli. Şimdi parti şöyle anayasa yapılmış. Partiler kurulmaya başlanıyor 83'te, değil mi? Evet. Anavatan Partisi de kurulmuş evet. ve siz de bir parti kuruyorsunuz. Muhafazakar Parti. Evet. Değil mi? Yani bu evet. parti siz burada genel başkansınız. Evet. Beyaz masada oturan, evet. gözlüklü, beyaz evet. elbiseli e, Mehmet Pamak Genel Başkan, evet. Muhafazakar Parti Genel Başkanı. Bu parti nasıl doğdu ve kim kurdurdu? Şimdi beni o süreçte partiler kurarken önce Süleyman Demirel aradı. Hiçbir yere gitmiyorsun benimle beraber. Biz benim kuca partiye. Evet. Sonra Turgut Özel defalarca aradı. Beni Korkut Özel geldi bir gün. E, aldı şeye götürdü. Turgut Özal'ın evine. E, Turgut Özal'ın evinde e, oturduk. Semra Özal var. Turgut Özal var. Korkut geçti iç tarafa. Bizi baş başa bıraktı. Turgut Özal dedi ki Mehmetciğim parti kuruyorum. Seni gene başkan yardımcısı yapmayı düşünüyorum. Bakan yapmayı düşünüyorum danışma meclisinden de tek bir kişi alırım o da sensin. Hakikaten başka kimseyi de almadı. Bir de ama dedi seni dedi Kenan Evren veto edecek dedi. Ben bunu öğrendim ondan dedi. Seni çünkü çok düşmanca çok kin, sana kin duyuyor dedi. Bu arada özür dilerim. O danışma Meclisindeki de zaten sizin istifanızı istiyordu ha, değil mi? Bak orası önemli. Bak, orada da Orgenen Necdet Üruh'u bir gün ben çağırdı. Evet. O başörtüsü konuşmasından sonra. Evet. Sen kimsin dedi. Nasıl böyle konuşmalar yaparsın? Seni birileri mi kullanıyor? Arkada hangi güç var? Kenan Evren Paşa'mız çok deliye döndü, delirdi. Bu adam kim? Arkasında ne güç var? Şimdi adam Mitbenle beraber, siyabenle benle beraber diyor. Bu adama bu konuşmaları yaptıran güç ne diyor? Yani Allah'a sığınan bir adamın, Allah'ın dininden habersiz bile olsa o sevgiyle bunları yapabileceğini aklı basmıyor. Diyor ki sen nasıl bu, kimden güç alıyorsun? Beni istifaya çağırdı. Yani siz mecliste başörtüsü yasaklaramaz konuşması yaptıktan sonra evet. istifa etmenizi istiyor dedi Kenan Evren. İstifa etsem kurtulacaklar benden. E, atamıyorlar. E, ama istifa ettiğimde de başımda bir sürü tehlike var. Ben dedim ki ben istifa etmiyorum. Beni atın dedim. Atamıyorlar çünkü Avrupa'ya demişler ki biz dokunulmazlığı olan bir meclis kurduk. Eee serbest herkes görüşünü açıklamada. Bunu da yapamıyorlar. O zaman e, bir gün bana Osman Yavuz vardı Konya üyesi. Geldi de dedi ki Mehmetciğim dedi generallerle arası iyiydi. trafikten karşıya geçerken dikkat et dedi sana bir suikast düzenlenebilir. Bugün Şamil Paşa diye Tuğgeral geldi dedi ki Asala Türkiye'ye sızmış suikastlar yapacakmış listeye yere geçirdik liste başında senin ismin var yani muhtemelen kendileri öldürecekler. Ama beni böylece bir kim vur diye götürecekler. Ben de o zaman bir kasede konuşma yaptım. İşte ey milletim bilin ki beni böyle uzun böyle kaseti okudum. ondan sonra evimi bastılar bir gün. Büromu bastılar. Büronu altın üstüne getirdiler. Evimin kapısını hanımım içeriden o şeyi zinciri takarak efendim, dışarıdan bağırdılar. işte bizi işte ülkücüler tarafından öldürüldüğü iddia edilen bugünkü CHP il başkanlığı neydi? Onun babası, hmm. Kaftancıoğlu, Ümit Kaftancıoğlu. Hmm. E, o gönderdi bizi diyorlar gelenler. Yani onu ülkücüler öldürdü diye iddia ediyorlar ya, Mehmet Baba'yı da biz öldüreceğiz demeye getiriyorlar. Bunların hepsi sen Allah hepsinden korudu elhamdülillah. Efendim? Bu arada eşi başörtülü olan tek meclis üyesi. Tabii ]iniz. tek meclis üyesi. Benim resepsiyonlara falan Cumhurbaşkanlığı köşkünde e, şey katılıyor. Bir gün. Eşinizle mi katılıyordunuz? Eşim, Eşimle katılıyordum. Başörtülü. E, öyle bir şey oluyordu ki eşim bir köşeye çekiliyordu başörtülü. Bütün kadınlar bir sürü sonra yavaş yavaş orada toplanıyor. Adeta haremlik selamlık başlıyor. He. <laughs> Erkekler de bu tarafta toplanıyordu. E, o şekilde biz dış politikaya da, dış e, politika için e, Kıbrıs'a gidildi. Ben de meclisten seçildim. Mecliste de Kura ile seçtiler. Tam da benim dışlandığım bir süreçteydi. Kura'da Mehmet Babak çıktı. <laughs> Allah doğru yardımcısıdır diye bir iki ses duyuldu mecliste. Yani böyle bir şekilde gittik. Şimdi oraya gidince Kemal Yamak vardı. Orada Korger Evet. Böyle gidiyoruz beraber. Ben de oraya Çanakkale şehitliğinden toprak götürdüm. Magosa şehitliğine diye. Yani o ülkücü kafamla bir jest yapmak istedim. Evet. Ve orada bunu hiç protokolda yok, programda yok, resmi programda. Söyledim protokol müdürüne, o da orada ilan etti. Denktaş'a işte Çanakkale üyesi toprak verecek Çanakkale şehitliğinden falan diye. Ben bir de orada gündem oldum. Ve orada bir konuşma yaptı Denktaş, ben de bir konuşma yaptım. Şehitlikle ilgili işte vahiy atıflar yapan o günkü kafamda. Evet. Ondan sonra gidiyoruz, korkeaların yamak diyor ki, Sayın Pavak. En büyük tehlike Türkiye'de irticadır. Bak ben, ben, beni rahatsız oldu Daha ya. Daha 82'de 83'te diyor bunu. En büyük tehlike Türkiye'de irticadır e, diyor. Ben de hayır komünizmdir diyorum ülkücü kavamla. <laughs> Böyle tartıştık adamla. Yani neyse o, oralarda başörtülüydü hep Yani dış politikada da içeride de. Peki resepsiyonlarda Kenan Evren hiç rahatsız olmamış mı? Yani bir şey diyemiyordu. Ya yani, çok rahatsız olurdu. Kenan Evren'de oluyordu değil mi resepsiyon? Ya, o, tabii oluyordu. Ama bir uzakta duruyorduk, oraya yaklaşmıyorduk evet. yani. Kenan Evren e, hatta bir gün Sadir Bak dedi ki ya dedi çocuk dedi ben, bana böyle hitap ederdi en küçüğüm ya ya çocuk dedi ya sana bir kötülük yapacaklar dedi ya ya dedi ne yapacaksın sen biraz dedi şöyle yap böyle yap falan filan. vallahi dedim ben dedim inandığım gibi davranmak zorundayım evet. başka türlü ben olmam dedim Sadir Bak da böyle şey yaptı. Nereden geçtik oraya? Şimdi parti nasıl kuruluyordan ha. geldik ki partiyi tam yarıda bıraktık. Yani Demirel'le görüştü Özal. Ha Demirel, Özal teklifler getirdi. Özal'a evet. Özal, de, Özal dedi Özal dedim ki ya Özal'ın teklifini götürdüm. MHP'nin evet. önündeki adamlarına konuştuk, istişare ettik. Dediler ki ya dediler ayrı bir parti kurulsun. Yani bu, Turgut Özal partisine katılma şeklinde bir görüş çıktı. O sırada Erbakan beni aradı. Lütfü Doğan'ın evinde Erbakan, Recai Kutan, Lütfü Doğan ve ben oturduk. Lütfü Doğan'ın evinde Erbakan dedik. Mehmetçiğim bizim demokratik dönemde parti grubu olarak başaramadığımızı sen darbe sürecinde tek başına başardın. Öyle şeyler yaptın ki birinci ahiretini garantiledin dedi. Nasıl oluyorsa birinci ahiret garantilemek. Üstelik ben şirk içindeyim o sırada. Efendim birinci ahiretini garantiledin dedi. İkinci bir ahiret garantilemek istiyorsan Türkeş kardeşime selam götür ve bizi birleştir dedi. Bir ortak parti kur. Çünkü hepsi yasaklı ya. Evet. Ben de oradan aldığım şeyi Türkeş'e götürdüm. Türkeş de mevki hastanesindeydi. Orada yazılı konuştu. O da selam götür kardeşime. Erbakan kardeşime selam götür doğru söylüyor, bizi birleştir ve bunu da ancak sen yapabilirsin bu süreçte. Genel Başkan sen olmalısın dedi ve öylece iki tarafta ha bir de şeye geldim. Nurcuların önde gelenleriyle konuştum. Kemal Kaçar'a geldim. Süleymancıların değil. Geldim. Kemal Kaçar'ın şeyde bir Ümraniye'de bir şey var. Evet. Böyle bir büyük Türk kara garajı gibi bir şeyin içinde bürosu vardı. Orada ziyaret etti. Hüseyin Kumaş beni Fatih şeyler aldı. Sultanahmet'e aldı, oraya götürdü. Oturduk. Kemal Kaçar bana şunu dedi. Mehmet dedi biz dedi seni çok seviyoruz. Mecliste yaptığın mücadeleyle. Dualarımız seninle beraber. Oylarımıza gelince biz havayı koklarız. Kim iktidara geliyorsa onun yanında olmak zorundayız. Çünkü başka türlü yurtlarımız var, şu var, pansiyonlarımız var. Bunları koruyamayız dedi. Ee, eğer sen geliyor olursan yani sen biz o kokuyu alırız. O zaman seninle berabersin. Bu arada belirtelim Kemal Kacar Süleyman Hilmi Tula hem damadı hem Adalet Partisi'nde yıllarca milletvekilliği yapmış evet. bir isimdi 80 öncesi. Evet. Ve daha sonra da o, o cemaatinde liderliğini evet. vefat edinceye kadar evet. sürdürdü. Evet. evet. Sonra ben işte böylece iki taraftan isimler alarak şey Türkiye Milliyetçi Çalışma Partisi yazdı. Ben dedim ki bak hani şeyde katacağız ya ee, Milli Selamet Partisi çevresinde evet. katacağımız için şey yap dedim. şey Yani ortak bir ad olsun. O zamanlarda Avrupa'da muhafazakar partiler atakta, iktidarlara geliyorlar. Ben de o sırada muhafazakarlığı İslam'la yakın buluyorum. O günkü kafamla. Yani İslam'ı sevdiği bir muhafazakar seçtim düşün yani. Muhafazakar parti koyalım dedik. Ee, ama dedik bu şey yapar. Darbeciler rahatsız eder. Cumhuriyetçi ekledik. Ee, Cumhuriyetçi muhafazakar parti dedik. Böyle kurduk. Ee, top, toplumsal ne partisi demişti. Türkiye Türkiye'si teklifi Toplumsal Kurtuluş Partisi. TKP kısa O görüşmede mi dedi onu? Tabii tabii. Ne dedi? Toplumsal Kurtuluş Partisi olsun adı dedi. Dedim efendim TKP oluyor dedi. <laughs> o da vazgeçti. Ee, asıl toplumsal ifadesi sola daha yakın bir ifade. Tabii öyle bir Kurtuluş ifadesi. ifadesi Ondan değil. sonra e, öylece e, muhafazakar partiyi kurduk. 20. gündeydi galiba. Kenan evren iki kişi hariç galiba hepsimizi veto etti. Ben de dahil ki ben meclis üyesiyim daha o zaman. Evet. Ya bir tarafta onu seçti mecliste, bir tarafta beni veto ediyor. <laughs> Ondan sonra e, o, o şeyler beni veto etmeden önce yani 15. gündeydi galiba. Rafa Partisi'ni kurtlar. Recep Kutan'ı aradım. Ya ayıp değil mi abi dedim ya. Hem bana diyorsunuz ki ortak parti kur. Ve ben de sizden de kurucular alıyorum. Ama onlardan olan kurucular her gün geliyorlar. Diyorlar ki, toplantı yapıldı abi gene. Diyorlar ki Mehmet Pamuk malı götürüyor. <laughs> Laf bu yani. Ee, Abdurrahman bakın malı götürmeyle ilgili bir ifadesi var. İsterseniz e, soru da e, açarsanız söylerim. Malı götürüyorlar. E, malı götürüyor Mehmet Pamuk. Biz sonra parti kursak açıkta kalırız, tutturamayız. Bugün kurmamız lazım diyorlar, bastırıyorlar. Ve neticede Refah Partisi kuruldu 15. günde. Ben de aradım Recai Kutan'a. Ya abi ayıp değil mi? bana teklif ettiniz, ortak parti kurdurdunuz. Sonra şimdi yeni bir partiyle karşımıza çıktınız. Ya Mehmet Bey kusura bakma biz gençlere laf dinletemedik dedi. Evet. Öylece bir Refah Partisi. Hem Refah Partisi yolla devam etti hem de... To... Ama bak iç bağlı götürmeyle bağlandı. Evet, muhafazakar <laughs> Parti'yi kurdunuz. Evet, kurduk sonra işte veto edince başka arkadaşlar geldi. Ben o sırada bir kere çekilip sorgulamalara başladım. Yani zaten başlamıştı ben de İslam'a o zaman tarikatlara yöneldim. birçok tarikata girdim. Yani hemen hemen 10 tane tarikat yani şeyiyim. İslami bir arayışınız var. Arayışım var. Evet. Ya düşünün Haşim Kılıç bir yanımda ...beraber gitmişiz, Yorgat'ta Ahmet Efendi... ...bilmem nerede, Çorum'da Mustafa Efendi... ...şehit oluşuyoruz. Peki bu mevcut popüler cemaatler var... ...işte Nurcular var, Süleymancılar var... ...Nakşiler var... Bunların Onlar gibi... bizi tatmin etmiyor, o evet. süreçte çıkmış... ...bak ben şimdi o cahiliye döneminde... ...Süleymancıların Ankara'daki... ...bütün yurtlarda konuşmacı yapılıyorum... ...bana bir tanesi tevhid anlatmıyor... ...çünkü bilmiyorlar ki... ...ondan sonra Haydarbaş'ın baş tacıyım... ...Haydarbaş zaten Kur'an okumayın diyor... ...kura okursa saparsınız diyor... ...yani bizim söylediklerimizle yetenin... ...efendim işte başka birisine bağlıyız... ...onlar falan hiç tatbir etmiyor... ...yeni araçlar... ...ama şeyh dışında da bir adam gelmiyor aklımıza... İşte evet. Raşit Efendi Gökçeada'ya sürgün edilmiş... ...gidiyorum Gökçeada'da... ...Raşit Efendi'yi ziyaret ediyorum... ...ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum... ...sonra diyorlar ki ya Raşit Efendi hasta... ...Gökçeada'da haftada bir... ...rafapur var... İşte şeker hastası şu hastası bu hastası... Onun burada kalmaması lazım. Gidiyorum Yıldırım Akbulut İçişleri Bakanı. Oturuyorum yanına. Ya diyorum Allah dostu için yalan söyleyeceğim ya. Tırnak içinde Allah dostu. Efendim diyorum ki ya bir Allah dostu için ne yapacaksın Yıldırım Bey? Köşkte, şey, cennette köşklerden köşk beğen. Ne yapacağım? Bir imzanla diyorum adamı buraya Ankara'ya alacağız. Raşit Efendi'yi. Yapamam diyor. Genel kurmay diyor. Ee, bu onu sürdü oraya. İhtilal darbeciler sürdü. Dar, darbe süreci tam bitmedi. Biz yapamayız bunu. Bu Raşit dediğiniz şey mi? Menzilcilerin şeyhi mi oluyor? E, tabii menzilcilerin şeyi Evet, Efendim, sonra e, e, Yıldırım Akbulta diyorum ki yine Allah dostu için içinde yalan söylüyorum. E, diyorum ki ya diyorum ben Genel Kurban görüştüm. Bana dedi ki e, şey yap. E, ya, ya Mehmet Bey artık demokrasiye geçildi. Biz ne karışırız? İçişler bakan ne derse o olur. Ve imzayı bastı. Hiç de bir şey olmadı. İnandı o söze. Ve şeyi Raj Efendi'yi getirdik. Ankara'da komşu olduk. Evet. Raşit Efendi'ye bir gün dedim ki, efendim dedim, illa herkesi bir şeyh olacak diyorlar dedim. O şart mı dedim? Tabii Mehmet Efendi dedi, şeyh olmayan şeyhi şeytandır dedi. Ne yapacağım dedim, İki rekat namaz kıl, şey, gusül abdest al, iki rekat namaz kıl, Sonra da gördüğün yat rüyanı gel bana anlat. Evet. Rüyamda Hasan Efendi diye bir Nakşi Şeyh'i var Gölbaşı'nda onu gördüm. Gittim anlat. Olmaz dedi. Bir daha yat dedi. O adam şu bu falan. Yedi kere beni yatırdı. Kendisini göreyim istiyor. Aslında ben de istiyorum onu göreyim. Çünkü bakıyorum şeyi ben siyasetçiyim ya. Milyonlarca takipçisi var. O, orada olsa o olsa şeyhim daha iyi. Onu göremedim. Ve gittim Hasar Efendi'ye. Dedim ki ben sizi gördüm. Galip Efendi, Mehmet Efendi dersini ver. Şu kadar Allah, şu kadar la ilahe illallah diyeceksin. 500'lük bir tesbih aldım her gün. Allah, Allah, Allah çekiyorum. Hasan Efendi'yi rabıta yapacağım, yapamıyorum. Evet. Hayal edemiyorum. Ertesi gün yüzüne çok bakıyorum ki rabıtayı kolay yapayım diye. Yani tesbihte Allah, kafada ve kalpte Hasan Efendi. Bunları fıtratım kabul etmedi sorguladım sorguladım işte tevhide doğru yürüdüm yani. Peki şimdi çok kısa şunu da ıı, tamam, kapatalım. Parti. Mı parti şimdi şimdi siz veto edildiniz. Genel başkan nasıl oldunuz? Genel başkan yok. Genel başkan işte oldum. Hı. Genel başkanlığım 20 gün. Evet. Ondan sonra benim veto edici genel başkanlık da bitti. Üyelik de bitti. Sonra? Yani o kadar başka yok. O parti kapandı 20, mı? O parti MHP oldu ismi sonra evet. MHP oldu. O sonra, parti devam ediyor. Şu anda Devlet Bahçeli'nin başında <laughs> olduğu partiyi kurduğumda dolayı mahcubum. Niye? Allah beni affetsin. Yani <laughs> çünkü, çünkü, ben o, 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 o çizgiyi reddetmişim yani. O keşke orada kapanıp bitseydi daha iyiydi. Daha çok sevinirdim yani. Ee, bu parti kurdu. Yani kurucu genel başkanı benim yani. <laughs> Allah affetsin. Bahçeli ile hiç görüştünüz mü daha sonra? Daha hiç. Ya zaten Bahçeli daha partiyi kurduğumda Ali Eklinde çalıştı. E Mehmet Pamuk bırakılamaz. Türk milliyetçi lider diye o bir Kürt'tür diye çalıştı o zaman. Olmasa bir hiç irtibatı olmadı. Evet. O şimdi şöyle peki sizin şimdi sevgili Ziyanlar, izleyicilerimiz de yazıyor belki merak edecektir. Mehmet Pamuk konuşurken Müslüman olmadan önce gibi bazı ifadeler kullanıyor. İşte Müslüman henüz olmamıştım, cahiliye dönemim gibi ifadeler kullanıyor. Şimdi şunu hemen belirtelim burada kastettiği elbette ki Mehmet Pamak Müslüman bir insan. Her zaman Müslümandı. Müslüman bir aileden geliyor. Ama burada kastettiği bilinçli ve şuurlu bir Müslüman. Taklidi değil, tahkiki iman sahibi olur. Yani şöyle diyelim. Evet. Kur'an'a göre Müslümanlık Müslim'dir Kur'an'ın tabiri. Evet. Müslim olmanın şartları bende yoktu. Evet. Ben beş vakit namaz kıldığımda, hatta 5 de kaza namazı kıldığımda bir süreçte bile İmanın esaslarını, tevhidin esaslarını bilmiyordum. Kur'an'ı Arapçasından bile okuyamıyordum. Mealini, tefsirini hiç okumamıştım. Kur'an bana neyi emrediyor, ne yasaklıyor bilmiyordum. Evet. Halbuki Allah ellezine ateynamul kitabe yetlunahu hakka tilaveti ulaike yu'minune bihi diyor. Yani kitabı kitap verdiklerimiz onu hak, onu hakkıyla tilavet ederler, hakkıyla okurlar. Çünkü ona iman ederler diyor. İmanın ön şartı evet. herkes kendisini sorgulasın. Eğer kitabı hakkıyla tilavet edenlerden değilse ki tilavet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açıklamasıyla uygulamayı içeriyor. Yani kitabı okumak, anlamak, öğüt almak ve yaşamak amaçlı okumamış ve hayatını hakim kılma mücadelesi içinde olmayan bir insan mümin değildir, müslim değildir. Kendisine şekil düze versin. Mehmet Pamuk da mümin ve müslim Peki, değildi. Mehmet Pamuk Kur'an 'nın söyledi Yoksa geleneksel olarak evet. ailesi Müslüman bir aile, geleneksel tırnak içinde kendisini İslam'a nispet ediyor. Mehmet Pamak İslam'ı çok seviyor ve İslam için ölüyor, ölür. Ama İslam'ı bilmiyordu. Evet. Allah hidayetiyle şereflendirdi. Müslüman oldum elhamdülillah. Şimdi kendisi itiraz ediyor ama ben bana göre de Mehmet Pamak Müslümanlıktan İslamcılığa geçmiş oldu. Yani çoğul bir Müslüman. Asla Hayır. Asla İslamcılık bir sapmadır. <laughs> Aa, şimdi, onu ayrıca konuşalım. Şimdi, evet, İslamcılık, şöyle, ben hep İslamcılığa karşı çıktım. Biliyorum, siz karşısınız. Ben Kur'an'ın inzal ettiği, Allah'ın inzal ettiği kavramın ad olarak kabulünden yanayım. Üretilmiş, hele emperyalistler tarafından üretilmiş, Müslümanları suçlamak için üretilmiş İslamcılık kavramının bir sapma olduğuna evet. inanıyorum. Üstelik de İslamcı olarak tanıdıklarımın bir tanesinin ilkesel bir istikamet koruyucu e, ko konumda olduğunu rastlamadım. Biraz e, burada haksızlık ettiğinizi. Evet, konuşuyoruz. evet. Şimdi şunu merak ediyorum. E, peki tamam sizin tabirinizde Müslümanlık meselesi. Evet. ihtida diyor değil mi? İhtida, hidayete ermek diyor. Evet, hidayete Şimdi evet. kaç yılında ve nasıl oldu? Onu da merak ediyorum. 1987 yılındaydı. Benim arayışım sürüyordu. Belli bir mesafe almışım. Tarikatları açmışım. Efendim, hatta 87 yılında bakır o halimle bile Dedeman otelinde bir toplantı var. O toplantıda dış Türkler meselesi. henüz Müslüman değilken. Yani Müslüman şöyle bir çizgi evet. gibi olmuyor biliyorsunuz. Süreç evet. oluyor. Evet. Yani kendimi artık belli bir mesafe almış olarak görüyorum. Arayış içindeyken. Arayışımın son noktasına evet. gelmiş değilim ama evet. yani kendimi belli bir mesafe almışım. Evet. Şimdi o süreçte beni de çağırdılar. Orada bir toplantı var. Muzaffer Özda yönetiyor. Toplantı. Ümit Özdağ'ın babası. Ümit Özdağ'ın babası tabii şey bu. işte Türkeş'le beraber e, 60 tirel yapanlardan Milli Birlik Komitesi'nden ve evet. şey e, de önde gelenlerinden. Evet. Efendim o zaman benim de avukatım da hatta. o orada bir toplantı var. O yönetiyor. i̇çerisi bin kişi var belki. Erbakan var, Türkeş var. Demirel var Özal var Özal başbakan Efendim şey var Çağlayan Gil var Aklınıza gelebilecek Refah Partisi'nin önde gelenleri Bütün partilerin önde gelenleri Bakanlar hepsi orada Adam İran'dan kaçmış gelmiş bir avukat Azeri Türklerinden İran Türklerinin Değil mi hatlarda hukukunu falan konuşması gerekirken Çıktı kürsüye Allah'ın ayetlerini okuyor İran'da diyor 1400 yıl önce gelenler hakim kılmaya çalışılıyor. İşte bir ayet okuyor Arapça ve bu bugün geçerli olabilir mi? Olamaz. Bütün salon alkışlıyor. Bir ayet daha okuyor. Bu olamaz. Herkes alkışlıyor. Evet. Ya arkadaş ben ne yapacağım? Böyle bir yerde nasıl oturabilirim? Hani Rabbimiz diyor ya. Vakat nezra aleku fil kitabi en sebe otu yok <laughs> yukferu biha ve yutazu biha. Fela tak Hatta yahudu fi hadisi gayri. Yani onlar Allah'ın ayetlerinin alaya alındığı, inkar edildiği bir yerde oturuyorsanız onlar bu sözü terk edene kadar orada oturmayın, terk edin diyor. Ya da başka bir ayette ya da itiraz edin. O Şimdi, zaman bu ayeti biliyor musunuz? O, zaman bunları duyumlarım var. Evet. Efendim daha böyle Kur'an okumaya başlamamışım. Ya eyvah ben burada ne yapacağım dedim. Oturamam. Bari, hani kalben buz edip terk edeyim. Gittim lobiye oturdum. Ses lobiye geliyor mu? Adam hala hani ayetler okuyup inkar ediyorlar. Salon alkışlıyor. Bakın bu dediğim adamların hepsi orada. Evet. Kimse itiraz etmiyor. Geldim iki kapıyı birden şöyle arkasına açtım. Vurdum. Susturun bu adamı diye bağırdım. Siz dış Türkler meselesini konuşmak için mi toplandınız? Yoksa Allah'ın ayetlerini inkar için mi toplandınız? Protest ediyorum sizi. Susturun bu adamı. Apar topar adamı susturdular. Oradan bir kısım laikçi oldukları belli, tesettürsüz bayanlar ayağa kalktılar. Biz dinliyoruz, sen karışma, sana ne oluyor, sen kimsin diye bağırdılar. Bana destek çıkan bir kişi olmadı. Ondan sonra ben dışarı çıktım, şimdi salon dağılıyor. İçeriden çıkanlar, hasa cera güzel. Aa Mehmetçiğim, Allah razı olsun içimden dile getirdi. İçimizden geçenler dile getirdi. Aa, Haşim Kılıç çıkıyor, Allah razı olsun içimizden gelen dile getirdi. Haşim Kılıç'ın görevi ne o zaman? Ha, Haşim Kılıç o zaman Sayıştay üyesi. Hmm. Efendim işte diğerleri, birçok refahlılar boynuma sarılıyorlar. Ya kardeşim Allah'tan korkun ya. O kadınlar kadar olamadınız. Onlar karşı çıktılar benim protestoma. Siz de deseydiniz ki biz de Mehmet Pamuk gibi düşünüyoruz. Deyiverseydiniz ya. İçinizden geçen de madem ben de dile getirdim. Siz söyleyemediniz ben söyledim. Bari destek olsa bunu bile yapmadılar. İşte az önce belki de hani Müslüman derken neyi kastediyor? İşte orada Allah'ın ayetleriyle alay edildiği zaman ona müdahale etmeye biz Müslümanlık diyoruz. Evet. Öbürüne de cahiliye diyoruz. Evet. Aslında evet. bu güzel evet. bir örnek. Tabii tabii evet. Ee, oturmuş oldu güzel oldu. Şimdi aslında bu tarz Müslüman tipi bu cahiliye tarzı hala devam ediyor. Yani her yerde e, e, mesela yine konferanslar oluyor, yine oturumlar oluyor. Din aşağılanıyor, İslam'a hakaret ediliyor, ayetlerle dalga geçiliyor. Orada Müslüman gözüken, adı Müslüman olan kişiler e, laik işte. parlamento, evet, laik şimdi, parlamentoda bunlar hep yapılıyor. Müslümanım diyenler biz de laikiz, biz de Atatürkçüyüz diyorlar. Evet. Şimdi mesela Tayyip Müslümanım diyenler diye Şimdi evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 80 öncesi olsun, 80 sonrası olsun bir karşılaşmanız falan var mı? 89 ya önce 86'da Milli Gençlik Vakfı beni Bafraya konuşmacı çağırmış. Evet. Erdoğan da şeyde konuşuyor. Samsun'da bir spor sahası var, sahilde o zaman. Şimdi başka da var da o gün bir, tek o, 5000 kişilik bir salon. Erdoğan da orada konuşmacı, Milli Gençlik Vakfı tarafından. Ben benimki Bafrada erken bitti, erken başlamıştı. 4'te falan bilmiyorum saati bir birkaç saat sonraydı şeyinki. Beni de oraya getirdiler. Bak şimdi salona giriyorum. Erdoğan kürsüde. Birden beni görüyor. Kürsüde şeyde sahnede konuşuyor. Kardeşlerim, şu anda salonumuza kim geldi? Mehmet Pamuk abi geldi. Şeref verdi. Abi gel sahneye. Çıkıyorum beraber hitap ediyoruz. Bu temaslarımız böyle başladı. Öncesinde tanışıyor muydunuz Erdoğan? Ta, tabii yani o beni tanıyor zaten. Onda çok yakın ilişkimiz yok anladım. İlk böyle şeylerimiz böyle başladı. Anladım. Sonra 89'da benim Müslüman olduğum ikinci yıl benim İstanbul'da mavi bir şarlık vardı. Oraya gelirdi. Saatlerce konuşurduk. Ben Erdoğan bak bu laik demokratik yol İslami değil. Buradan uzaklaş kardeşim. Bundan kop dedim. Abi dedi biz dedi parti görünümü altında aslında cemaatiz. Erbakan da bizim cemaat liderimiz. Biz ona biat etmişiz. Biz, bizi böyle değerli Kardeşim laikliğe bağlı kalacağınızda demokratik Atatürkçü bir sürü şey söylüyorsunuz ve şi, la, e, hevaya göre şirk e, usulü yasa yapıyorsunuz onunla hükmediyorsunuz. Bunun ne alakası var İslam'la? Yani kendini kurtar cemaatle ne alakası var? O zaman bana e, hatta dedim ki ya bari yapacaksınız bari bunu da adam gibi yapın Erbakan o sıralarda konuşmalar yapıyor şey evet. diyorlar hani e, işte Kadayıf'ın altı üstü şeyleri var ya. Evet. Böyle, ya diyorum bak temsil tam ortaya konamıyor. Bari sen geç başa dedim evet. de. Dedi ki abi dedi biz dedi şey, bir şey, tarikat şehir nasıl değiştiremezse biz de cemaat liderimize biat etmişiz değiştiremeziz. Şimdi şeyi de merak ediyorum. Hani tam o yarım kaldı aslında. Hı. Hidayete erme meselesi. Ha. Nasıl etkilendiniz? Neyi sizi tam dönüştürdü? bana bir gün Seyit Kutup Allah rahmet eylesin. Ee, efendim şeyini getirdiler. yoldaki işaretler kitabını. Yoldaki işaretler, Seyit Kutub'un meşhur işaretleri, evet ha. eseri. Şimdi ya ilginçtir kardeşim ya, mecliste bir adam çıkmış, ayetler haykırıyor, tesettür yasağına karşı çıkıyor, darbecilere kafa tutuyor. Ya bir tane Müslüman, o zaman tevhidi bilinçte olan bir tarz kapımı çalmaz mı ya? Ya bana tevhidi ya kardeşim sen yanlış yerdesin. Çok güzel çıkışlar yapıyorsun ama bak tevhid akidesi budur ya diye. Siz gitmişsiniz ama birçok tarikatta cemaat ya tarikatlarda şey... yok ki bu. Yok. Hepsi <laughs> yani olanları diyorum. Marx'ın dediği gibi afyonlanmış. Ha, yani, ee. bana bunu getiren bir kişi çıkmadı bak. Ya ben bazen hatırlarım ağlarım. Ya 87 yılda kadar 5 vakit namaz kıla cehenneme gider, giden bir adam. Yazık değil mi ya niye beni uyarmadınız ya. Ya ölseydim diye ağlarım. E şimdi onun için ben ilk hava onun için kurdum. Yani ben geç kaldım. Bana kimse getirmedi. Ta Mısır'dan şehit alim bana ulaştı da hilatime vesile oldu. Beni Kur'an'la buluşturdu. Yani başkaları geç kalmasın. Kur'an'la bir önce buluşsun. Yoldaki işaretlerde ne buldunuz siz? Yoldaki işaretlerde zaten Kur'an neslinin, ilk Kur'an neslinin nasıl oluştuğunu, İslam'ın gerçekten ne olduğunu anlatan ve Kur'an'la buluşturacak anahtarları veren bir kitap. Zaten onu ne diyor? Benim diyor kitaplarımın rolü sizi Kur'an'la buluşturacak. Ondan sonra bitmiştir. Kur'an'a sarılın diyor. Elhamdülillah. Beni Kur'an'la buluşturdu. Allah ondan razı olsun. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet i̇şte, eylesin. İşte biz evet. ilk kavu da başkaları bizim gibi geç kalmasınlar diye. Çünkü insanlar çoğu bilmiyorlar. Kötü niyet yok. Şimdi, i̇hanet kastı yok. Evet. Bilmiyorlar. Ondan sonra artık kendinizi hidayet yermiş. Samim Müslüman olarak tanımlamaya başladınız. Tabii. Ondan sonra Rabbime yöneldim. Kur'an'ı anlamaya, yaşamaya ve yaymaya adadım. Adadınız artık e, e, milliyetçiliği terk ettiniz. Tabii ki. Tabii Siyaseti ki. terk Hatta ettiniz. Hatta 90'lı yılların başlarında bir gün beni Türkeş aradı. Şok oldum tabii. Efendim başbuğumuz, genel başkanımız bilmem bir sürü şey sayarak sekret, özel kalem sizinle görüşmek istiyor. Valla benimle neyi görüşecek dedi bu durumdan sonra. He. Mehmetçin dedi git dedi İstanbul'da dedi, bir Türk kültürüyle ilgili bir toplantı var. Ona katıl akşam raporu bana getir dedi. Aha şaşırdım. Hayırdır dedim. Siz kimi aradınız dedim. Siz kimsiniz dedi. Mehmet Pomak dedim. O Mehmetciğim Hikmet Hüda bizi buluşturdu. İslami konuşacak. Hikmet Hüda bizi buluşturdu. O partiden bir Mehmet'i arayın demişler. Evet. Benim numaram da onun altındaymış. <laughs> Beni aramışlar. De, dedi ki ya illa görüşelim falan. Vallahi efendim dedim. Ben dedim artık Türk İslam sentezine inanmıyorum. Sadece İslam diyorum. Ne bir şey ilave ettiriyorum ne de çıkarttırıyorum dedim. Merak yani dedi. Biz mıyız yahu dedi. Vallahi ben dedim İslam'ı tercih ettim. Siz de istediğinizi tercih edebilirsiniz dedim. Son görüşmemiz bu oldu. Evet. Peki siyaset de bıraktınız öyle Abi, mi? Tamamen. Evet. Çünkü siyaset, layık demokratik siyaset, kemalist siyaset İslam'ın imanıyla ile bağdaşmaz. Tamam İslami siyaset yapın. İslami siyaseti ben yapıyorum zaten. O sistemin içinde olmaz. Yani benim yaptığım, yani İslam'ın siyaset bölümü de var. Yani siyasi hükümleri de var. Ben şimdi kaç gündür şeyleri, Allah'ın hükmüyle hükmet hükme, hükmetmenin sorumluluklarını anlatıyorum. Bu da hükmetme makamına gelenler ancak Allah'ın hükmüyle hükmettiklerinden Peki, kalabilirler. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirdir, zalimdir, fasık. Yani şunu mu diyorsun? Bunu açıklıyorum. İslam ve Kur'an-ı Kerim bir devlet düzeni vaat eder mi diyorsun? Tabii ki. Yani şöyle illa böyle şey ne diyelim şablonik bir şey değil. Ölçülerini verir. Bir kere Allah hükmünü hükmedecektir. Adaletle yönetilecektir. Şuura ile karar alınacaktır. Yani ehliyet, emanet gibi tamam. ölçülerini verir. Bu ölçülerin içerisinde evet. sen düzenini kuracaksın. Adı şu olmuş bu olmuş önemli değil. Önemli olan Allah'ın hükümlerinin hakim olması ve bütün toplumsal alanlarda Allah'ın hükümleriyle Peki, hükmedilmesi. Bunun için, bunun için siyasi mücadele yapılmaz mı? Bunun için siyasi mücadele değil. Sistemin içinde yapamazsın. Çünkü siyasi, bak bütün partiler siyasi partiler kanununa göre kurulur. Evet. Ve anayasa göre kurulur. Evet. Ve ona bağlılık sözü verir. Tüzüklerinde daha. Doğru. Atıflar yaparlar siyasi partiler kanunu. Oraya bak. Layıklığa aykırı ne bir madde ne bir hüküm ne de bir konuşma yapabilirler. Yaparlarsa partiden ilişiği kesilir. Yoksa parti kapatılır. Dolayısıyla benim şöyle bir şeyim vardır. Türkiye'de çok partili döneme geçildiğinde aslında çok CHP'li bir döneme geçilmiştir. Çünkü CHP'nin altı oku ve ilkeleri anayasa maddeleri siyasi partiler kanununa sokulmuş ve bütün partiler CHP olmak zorunda bırakılmıştır. Dolayısıyla Türkiye'deki bütün partiler CHP'nin versiyonları. Sa sadece ton farkı var. Tabii tabii tabii. Yani daha az daha Peki. çok zalibi. Yani zulumat deyince evet. zulümat karanlıklar diyor ya Allah. Hani Allahu veliyyu lezine o. yuhricum mine zulumatı nur. Allah'ı veli edir. Allah ne yapar? Zulumattan alır nura çıkarır ve lezire kefaru evliya mut tağut minen nuru ila Tağut da diyor onu dost veri edinenleri zulü, nurdan alır zulümata götürür. Dolayısıyla burada zulümat çoğuldur. Nur tekildir. Kurtuluş yolu tektir. Kur'an yolu Allah yoludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneklediği yoldur. Evet. Ama diğerleri zulümat, karanlıklar çoğuldur. Tamam. Sağcılık, solculuk, kemalizm, milliyetçilik, e, kapitalizm, laiklik. E, e, şunu, hep şunu, orada. şunu, merak ediyorum. Evet. Şimdi Tamam diyorsunuz sisteme dahil olduğunuz anda e, bu yanlıştır diyorsunuz. Laik, demokratik sisteme dahil olmuş oluyorsunuz. Tabii oluyorsun. Ve imanına zarar veriyor. Şimdi şuraya, geliyor, şuraya geldi. Evet. Dahil olmadan da gayrimeşru sayılıyorsunuz. Peki biz bu sistemi, bu yanlış dediğiniz sistemi nasıl düzelteceğiz? Rahmet Cümet Özkan parti kurmaya karar vermişti. Ee, bana da geldi görüşümü almak istedi. Birinci madde Laikliği reddediyorum. Kemalizmi reddediyorum. Anayasayı reddediyorum. Bak anayasayı reddediyorum. Laikliği, kemalizmi bile hepsini reddediyorum diye başlayan bir tüzük almış Efendim. E, dedim bu şey partinin kuruluşunu nereye bildireceksin dedim. İçişleri Bakanlığı'na dedi. Dedim onu da niye yapıyorsun? Orman Bakanlığı'na değil de İçişleri Bakanlığı'na veriyorsun. Çünkü siyasi partilerin kanunları ödediği evet. için. Yani bak bu kanunlara tabi olarak bir şey yapıyorsun. Yani tamam. ve dolayısıyla... E o tabii şöyle düşünüyordu. Ben kuracağım, kapatacaklar. E, ben o arada sözümü söylemiş olacağım. İşte bak İslami Parti kurulamamıştı diyeceğim diyordu. İyi niyetliydi. Allah razı olsun. Güzel bir Müslümandı. Ben ona rahmet okuyorum. İstikametini evet. koruyarak e, Allah yolunda canını verdi. Yani e, şu diyorum yani bu sistem içinde Müslüman parti kurup meclise girmeye çalışamaz. Peki çözü, nasıl düzelteceğiz o zaman? Yavrulara mı bırakacağız meydanı? Yok yahu bak Allah diyor ki Allahu veli amenu yukhricuhum ya <o> değil. İnna Allah la yuğayyiru ma min, hatta yuğayyiru ma bi enfusim. Bir rat 11. ayet. Bir toplum kendi özündekini değiştirmedikçe Allah o toplum durumunu değiştirmeyecektir. Yani önemli olan toplumun değişmesidir, İslam'a layık olmasıdır. Toplum İslami bir yönetimle yönetilmeye müstahak olmadıkça layık hükümetler devam edecektir. Müslümanın işi nedir? Allah'ın Müslümanlara bıraktığı alan nedir? tebliğ, davet, vahya şahitlik yapan ahlaklı müminler sayısını çoğaltarak daveti eklemeden, çıkarmadan, kamufle etmeden Allah'tan geldiği gibi topluma sunarak ve o ahlaklı örnekliklerde de şahitlik yaparak toplumu İslam'la buluşturmaya, Kur'ani bir inkılap yaşatmaya ve İslami bir toplumu inşa etmeye çalışmaktır. İslami toplumu inşa olursa Allah'ın vaadi var. Siz şu anda İslam yani, Ya ben bilmiyorum belki, O zaman bak. bak o zaman kimsenin Belki şuna bu ifademi belki kızacaksınız ama ya sizin bu söylediğiniz Türkiye'deki klasik tarikatçıların, cemaatçilerin ya siyasetle ilgilenme işte sadece namazını kıl ibadetini yap onlar Müslüman ol partiler deposu ve ama, ama şu evet. yani tamam şöyle yani Erbakan'ın benim çok takdir ettiği bir sözü var diyor ki siyasetle uğraşmayan Müslümanı Müslümanla ilgilenmeyen siyasetçi yönetir yani Müslümanlar bu alanı e, laikçilere terk etsin diyorsunuz siz biz sadece böyle vakıflar kuralım namaz kılalım ibadetle ihlasla uğraşalım bak, ama 89, onlar bizi yönetsin bak 89 yılı evet. Erbakan Beni çağırdı. Şeyde buluştuk. Genel merkezde. Dedi Mehmetciğim dedi. Gel dedi. Bak 89 yılı. 2 yıllık Müslümanım. Gel dedi. Ankara Belediye Başkanımız ol dedi. Ee. Ben kabul etmedim. Sonra Melik Gökçe'ye götürdüler. Yani e, dedim ki hocam dedim. Bak yeni Müslüman oldum dedim. Ben bu yolun İslami olmadığını öğrendim dedim. Bir salon tutalım. O salonda sizin lütfü Doğan hocanız gelsin. Ben de benim gibi düşünen ilim sahibi birisini getireyim. Onlar delilleri de ortaya koysunlar ve e, kimin delili sahih ve sağlamsa sizin yolunuz İslami ise biz sizi desteklememiz lazım. Evet. Değilse siz de bu işi bırakırsınız dedim. Böyle bir şeye gerek yok dedi. Burası cihad ordusudur. Cihad ordusunun ön safında yerim var. Gel cihad ordusunun ön safında yeri al. Şefkat Kazan orada atlıyor. Yusuf Aleyhisselam'a iftira yaparak işte Yusuf Aleyhisselam Firavun'un maniye bakarıydı. İşte küfürle hükmetti filan gibi. Bu, bu, halbuki Yusuf Aleyhisselam daha zindanda inül hukmu illa lillah diyordu. Evet. Hüküm ancak Allah'ındır diyor. Neyse şimdi 94 milletvekili seçimi. Bu sefer milletvekili teklif, teklif etti. Et. Yine reddettiniz. 95 aşağı evet. 94 91. 95 geldi. En son teklif o zaman. Recep Kutal arıyor. Mehmetçiğim Erbakan hocamız ısrar ediyor. Ee, diyor ki Mehmet Bey artık inadı kırsın gelsin milletvekilimiz olsun. Evet. Dedim ki ya Recai abi Müslüman olduğumdan beri ayağımı kaydırmak için uğraşıp duruyorsunuz. Ya Allah rızası ya ben o cahide döneminde bile o mecliste neler yapmışım darbe döneminde. Evet. Bu dönemde girsem neler yapmam. Yani bana bir tek sağlam sahih delil getirin ki imanım korunacak, imanıma bir zarar gelmeden oraya girebileceğim. Bana bir tek sağlam sahih delil getir ki yolunuz İslami'dir. Evet. Ne dedi biliyor musun? Evet. Tırnak içinde ifade. Aha sağdır kendisi. Mehmetçim delil istemekte ısrarlı mısın? Israrlıyım abi dedim. Kardeşim Allah yolunu açık etsin delilimiz yok dedi. Evet. E, sonra evet. bir ortak iş adamı dostumuza misafir olmuş 2-3 gün sonra o arıyor. Abi, abi diyor ya mahvetmişsin Recai abi ne olmuş dedim. Ya adam diyor ki milletvekilli olmak için herkes kuyrukta beklerken Mehmet Paman'ı ayağına götürürüz reddetti gene. Evet. Bizden sonra Müslüman oldu bizi geçti demiş. Evet şimdi çok kısa kısa soru bizim sonu daraldığı için <laughs> evet. istirham edeceğim. Evet. Ee, şöyle hiç hapse girdiniz mi? ...gözaltına alındık. alındınız. 98'de bir televizyon konuşmanızda e, suç sayıldı galiba, değil mi? Tut, Dava açıldı. Tutukla, şu, tutuklama kararı verdiler. Ben yurt dışında Sudan'la ilgili bir panel vardı. Evet. Ona konuşmacı olarak gitmiştim. Ne demiştiniz ki kanalda? Çok çok kısa mı? Ya kanalda mı, şeyde mi? O zaman ne demiştiniz? Hangi ifadeniz suç sayılmıştı? Laiklik ve kemalizm uğrunda ölenler... şehit değildir. Demiştiniz. Demiştim. Ee, bir de şunu demiştim. Yani. Ba, beni dedim e, şeriatçılıkla suçlayabilirsiniz. Evet, evet şeriatçıyım. Layıklığa karşı olmakla suçlu. Evet layıklığa karşıyım. Kemalizmi reddetmekle suçlayabilirsiniz. Evet kemalizmi reddediyorum. işte evet. İşte ben Müslümanım, şeriatçıyım ve şeriatı hakim olmasını istiyorum. Bu sözlerim var. Dolayısıyla e, suç e, e, Şey yaptılar işte ben yurt dışına e, bir panel için gitmiştim. O, oradayken tutuklama kararı verdiler. Ben de dönmedim. Evet. Şimdi e, bunu anlamış olduk. Sizce DAEŞ, El-Kaide terör örgütü müdür? Bakın ben terör örgütü kavramını bir takım güçler, bir takım örgütler için kullandığından dolayı kullanmıyorum. İslam dışıdır, İslam'a aykırıdır. Hatta İslam'a ihanet içinde olan öncüleri vardır. Evet. Ve hatta ben onun içine bir takım uluslararası siyah vesaire gibi ajanların da sızıp evet. yönlendirdiği kanaatindeyim. Gayet güzel. Yani şöyle diyelim. iki uç vardır. Evet. Biri şiddet yanlısı olanlar, ta 96 konferansın bak bu. Hı hı. Biri şiddet yanlısı olanlar, İslam'ı asla zorla, şiddetle bir topluma hakim olmaya çalışmaz. Güzel. Vahabili de kastediyor musunuz? Vah yani şiddete başvuruyorsa kim olursa olsun. Evet. Şiddet, bak şiddet yanlısı olanlar, e yani Resulü örnekliği var hiçbir şekilde zor kullanarak bir topluma hiçbir Resul hakim olmaya çalışmadı. Evet. İkinci uç sistem batıl sistem içinde iktidar arayışı. Bu da yok. Evet. Ortada vasat var. Sürenizi... O nedir? Nebevi yöntem. Nebevi yöntemi de ayrıca kurmamız evet. lazım. Cuma, cuma, namazına gidiyor musunuz? Cuma namazı kılınacak bir yer olsa gidiyorum. Türkiye'de cuma namazı kılınır mı? Ben kıl, kılmasına yarayayım. Biz 93'ten beri ilk av olarak cuma namazı kılıyoruz. Darül mı görüyorsunuz Türkiye'yi? Bak Darul İslam Darul Harp tartışmaları ayrı bir tartışmadır. Evet. Onun içine girmiyorum ama Türkiye küfrün hakim olduğu tağuti bir sistemdir. Tamam. Dolayısıyla biz burada bu tağuti sistemin atadığı imamların arkasında namaz kılmayıp hutbeleri Laik bir kurum olan Diyanet'in belirlediği hutbeler değil, evet. bağımsız İslami kimliğimizle Kur'an ve Sünnete göre yani, bizim belirlediğimiz hutbeler yani olmalı. Yani Diyanet camisinde kılmıyor musunuz? Kılmıyorum. Kılmıyorsunuz. Kendi mescidinde. Geldi mescidinize. Kıl. Türkiye'de Türkiye'de o zaman Darul yani, hatta böyle evet. bir yer oluşturarak kılmayı da farz görüyoruz. Evet. Ee, şimdi kapatacağım ama ee, Kürt sorunu var. Deniyor ilk sırada da ana dilde eğitim olmalı deniyor. Ana dilde eğitim Kürtler yapmalı mı? Şimdi e, yıllar önce 92 yılında İran'a gitmiştim. Hı hı. İran'da kültür ile kavga etmiştim. 92 bak herkesin evet. şey yaptığı zaman İran'a değil mi? Daha olumlu baktığı zaman. Evet. Dedim ki ya dedim. Çok siz, kısa ama. Siz de İslam devleti izliyorsunuz dedim. Evet. Neden Kürtlerin bölgesinde Farsça eğitim ve e, Kürtlerin bölgesinde Farsileri ve Şiileri hakim kılıyorsunuz. Neden Azeriler Türkçe eğitim yapmıyor? Evet. Bu yanlıştır dedim. Evet. Ve onun için ben e, diller Allah'ın ayetleridir. Dolayısıyla Allah dilleri yasaklayan Allah'ın ayetleriyle savaş açmış demektir. Dolayısıyla Kürt tabii ki eğitim Türkçe eğitim, eğitim de dahil Şimdi, başka dillerde eğitim, eğitim de eğitim taraftarı varsa yapılabilir. Olmalı. Evet. Şimdi şöyle danışma meclisindeyken Gülencilerin ee, güce bir yerlere yerleştirdik demişsiniz. Çünkü en azından namaz kılanlar olsun diye. Gülencileri bir yerlere yerleştirdik. Yani 80'de danışma Meclisindeyken Gülencileri bazı yerlere yerleştirdik devletin bazı kademelerine. Şöyle diye bir yerleştirdik değil de şöyle. Ee, ben onları kasiste yazıyorum ya. Evet. O zaman beni arıyorsa Abdullah Aymaz. diyor ki abi diyor böyle bir arkadaş var. ...Oltan Su benim tanıdığım bir evet. bakan. Ee, bir kere öyle bir şey oldu onların personel daire başkanı olmasını istediler. Ben de ona vesile oldum. Birkaç kere de şey bir AKP milletvekilliği de yaptı. Gülenci bir emniyet genel müdür var. Evet. önemli değil. Önemli değil. E, Saffet Arkan Bedük de genel müdür. beni arıyorlar. Yani bir takım kişileri bir yerler getirmek için Yıldırım da benim tanıdığım bakan. Ona benden birkaç isim verdiler. Öyle vesile oldu. Bugünkü gülen o benim cahiliye dönemim yani. Gülenle mücadeleyi doğru buluyor musunuz gülencilerle? Bakın, Gülen'i ben 89 89'da itibaren karşısına geçtim. Ve o abad toplantılar yapıldığında 90'lı yıllarda benim yazımın başlığı şu. Abad Konsili Nihai Bildirisi. Abad Konsili dedim onlara. Ko, konsili, İznik Konsili evet. gibi Allah'ın dinini protestanlaştırmaya çalışan zalimler olarak ilan ettim. Abad Kolsili bildirisi Allah'ın ayetlerini inkar sözleşmesi diye yazılar yazdım. Yani herkes biliyordu. Hani birileri kandırıldık, He. bilmiyorduk diyorlar. 90'lı yıllarda Mehmet Baba onları deşifre ediyor. Eyvallah. Paneller düzenliyor, konferanslar veriyor, bakaller yazıyor. Bir şey soracağım, bitiriyorum. bu hükümetin yaptığı hiç iyi bir şey yok mu sizce? Mesela Ayasofya'nın açılması. Mesela başörtü yasanın kalkması. Mesela Ayasofya'da başlayalım. Ayasofya'nın açılmasında o kılıçla mılıçla çıkmalar, böyle bir takım havalar. Bunlar is, bak kilise, bakın ayetlerle benim açıklamam var. Yani hiç bir yerde Allah Resulü ve sahabe döneminde, yani Raşid Ra 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 döneminde bir yeri fethettikten sonra kiliseyi, efendim en büyük kilise veya kiliselerden birini simge olarak camileştirmek yok. Kudüs'e fethettiği zaman Ömer radıyallahu efendim içeride namaz kıl diyorlar. Yok diyor. Ben diyor içeride namaz kılarsam yanlış anlaşılır. Burayı sonra e. cami haline dönüştürürler. Dışarıda kılıyor. Yani bu tamamen saltanat kültürünün ürettiği bir şeydir. Ben saltanat kültürünü zaten temelden itiraz ediyorum. Hükümetin hiç yaptığı iyi bir şey yok mu? Ya, hükümetin yaptığı iyi şey olmaz mı ya? Ya yani ben ilk dönemlerinde o olumluluklar gördüğümde şöyle dedim. E, görece bir takım iyileştirmeler yapabilir. Yani daha zalim, laik bir sisteme, tağuti bir sisteme, şey, e, iktidara göre e, zulmü daha az olan tağuti bir iktidar olarak değerlendirilebilir diye söylemiştim. Ancak Erdoğan'a yıllarca haber gönderdim. Özel kalem müdürü söyledim. Randevu değiştirdim, istedim, vermedi. E, e, dedim ki e, Allah'ın dinini rahat bıraksın. İslam'ı kullanmasın. Hani laiklik bütün evet. dinlere eşit uzaklıkta duracaktı devlet. Neden sözüler sadakat göstermiyor? Hristiyanlık ve Yahudilik hakkında bir tek konuşması yok. Habire İslam hakkında konuşuyor. İslam laiklikle bağdaşır. Din bireyseldir. Ekonominin dini imanı olmaz. Ben sıradı müstakiyim değil. Benden ayrına sapmıştır. Bunlar hepsi İslam'ı tahrif açıklamalarıdır. Ben buna susamam Erdoğan. Her, her zaman karşına çıkacağım ve Allah'a itiraz edeceğim ben ölüme hazırlanıyorum. Ben bunlara tahammül edemem bir Müslüman olarak. Bırak Allah'ın dinini rahat bırak. Vallahi o zaman senin için özel bir eleştiri cümlesi kurmayacağım. Neden? Çünkü ben layık sisteme evet. karşıyım. Onu toptan eleştirip sen de payda alırsın. Ama senin için özel bir cümle kurmam. Ama Allah'ın dinini rahat bırak. Bir de somut bir zulüm yaparsan itiraz ederim. Evet. Onun dışında sana bir tür cümlesi bile kurmayacağım dedim. Evet. Ama o Allah'ın dinini isbar etmeye, kullanmaya, layık devlet için devam ediyor. Ben de itirazıma devam ediyorum. Evet. Ee, Mehmet Baba bak çok teşekkür ediyorum. İnşallah sen de bunlara vesile olduğun için yani sen de Allah katında ya Rabbi bu itirazlara ben de böyle bir vesile oldum. Beni de affet ya Rabbi demeye yüzün olur. Mazeret olun. Sayın <laughs> Mehmet Pamak çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Olur. Yoğun gündem içinde bize katkı sunuruz. Programımıza katıldınız. Daha kitaplarınızı konuşamadık. Pek çok sorum kaldı. İnşallah. Yine inşallah yine isteriz. İnşallah. Ee, İl İlk Hav Başkanı Mehmet Pamak sevgili izleyenler. Bence ilk kez suskunluğunu bu ekranda bu bazım akşam kuracağız. Mazlum deri kırmızı, konuşmamız lazım. Mazlum deri konuşamadık. Onu da kurucusuydu kendisi. Hatta Özgür evet. deri konuşmamız evet. lazım. Bütün bunlarda ben varım ben. Evet ama inşallah başka zaman i̇nşallah. onları da konuşuruz. İnşallah. Allah size sağlık sıhhat versin. Amin cümlemize. Ee, çok teşekkür ediyorum ben kendisine. Bizden sonra Sinema ile yakın var. Onu da tavsiye ediyorum. Haftaya yeni bir kırmızı masa da bulunmuş buluşmak umuduyla Allah'a ısmarladık.